Efendim 16 Ağustos Cuma sabahından herkese günaydın. Geniş Açı'ya hoş geldiniz efendim. Ben Pınar Işık Ardor. Yine Geniş Açı'da sizlerle beraber olaylara biraz geniş açıdan bakmaya çalışacağız. Haftanın son günündeyiz. Tartışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek isterim. Uzaktan bağlantımızda gazeteci yazar Gürbüz Evren bizimle beraber. Gürbüz Bey günaydın. Diliyorum size ve değerli konuklarınıza. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Hoş geldiniz. İstanbul stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi 23. dönem milletvekili Çetin Soysal var. Çetin Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi cumalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gazeteci, yazar Mustafa Ertekin, Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Cumalar olsun Çok inşallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli izleyenler, siyaset kaldığı yerden devam. Seslerin çok yükseldiği, söylemlerin çok sertleştiği bazı kesimler var. Elbette ki o detaylara gireceğim. AK Parti'ye transferler ve AK Parti'nin önümüzdeki süreçteki yol haritasına da mutlaka ki konuşuruz. Yarın Can Atalay, bugün Can Atalay için çok özür dilerim. Mecliste saat 14'te olağanüstü bir oturum var. Bu konu hakkında açıklamalar üst üste geldi. Kim ne diyecek? Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro orada olacaklar. Ve olağanüstü toplantı ve diğer parti grupları da orada olacak. Öte yandan dün biliyorsunuz meclisin bir konuğu vardı. O da Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun o çok alkışlarla karşılandığı konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dünyaya seslendi. Filistin halkına olan destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Abbas'ın dünyaya mesaj verdiği dakikalarda, o dakikalarda özel oturuma Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel katılamadı. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e çok geçmiş olsun diyelim. Ayağını kırmış maalesef. Geçmiş olsun Çetin Bey size de camianıza ve Sayın Genel Başkan'a. Bu nedenle meclis oturumuna katılamadı. Onun dışında katılımlar vardı. Mesela şöyle diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu bir kefiye verildi Abbas'a ve onunla meclisten o atkıyla konuşma yaptı. İyi Parti sıralarında Filistin, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Irak, Türkmen cephesi bayrakları açıldı konuşma esnasında. Abbas konuşurken Hüdaparlılar ve Hamas ve Sinvar'ın fotoğraflarını gösterdiler mecliste. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Mahmut Abbas Filistin davası için Türkiye'ye teşekkür etti ve dava Türkiye'de önce olmuştur, Türk halkının ahlakının göstergesidir dedi. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'siz bir Filistin devleti olamaz. Halkımız teslim olmayacak dedi. Ya zafer ya şehadet mesajı verdi dünyaya. Önümüzde hiçbir çözüm kalmadı. Bugün için, Filistin için, halkım için Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil. Ya zafer ya şehadet dedi. Gürbüz Evren sizinle başlamak isterim. Ankara'dasınız. Ankara'da önemliydi konuk Mahmut Abbas. Ne diyorsunuz? Nasıl yankı bulur? Karşılığı nedir? Fatih Erbakan neden katılmamıştır? Şimdi ben şöyle başlayayım. Tekrar yayınlar diliyorum. Mahmut Abbas'ın gelip gelmemesi konusunda daha önce bir takım tartışmalar olmuştu biliyorsunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da davet ettik. Bakalım gelecek mi? Türünden bir takım değerlendirmeler yapmıştı.
Tabii Haniye cinayetiyle birlikte Filistin davası, Gazze şeridindeki sorun dünya çapında, bir de İran'da olması nedeniyle daha büyük bir önem kazandı. Ve hepsinden önemlisi Hamas'ın durumu, Gazze şeridinde yaşayan ve her gün katledilen insanların sorunu daha büyük bir önem kazandı. Türkiye çok uzunca bir süredir aldığı pozisyonla dünya kamuoyunda ve özellikle de İsrail'in bunu yansıtması nedeniyle Filistin sorununda sanki sadece Hamas'ın yanındaymış ya da sadece Hamas'ı destekliyormuş gibi bir görüntünün içerisine girmişti. Aslında Mahmut Abbas'ın gelmesi, mecliste kürsüsünden konuşması, bu daveti kabul etmesi dünyaya şu mesajı verdi: Türkiye sadece Hamas'ı değil, Filistin davasındaki önemli aktörleri ve Filistin davasını bir bütün olarak değerlendiriyor. Bir kere bunu bir önemli gelişme ya da dünya kamuoyuna verilmiş önemli bir başarı mesajı olarak da görmek gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi Türkiye'nin sadece Hamas, Batılılar tarafında bir terör örgütü olarak görülen, ısrarla da İsrail'in böyle göstermeye çalıştığı, aslında 7 Ekim saldırılarında keşke sivillere saldırmasaydı, sadece polis merkezlerine ve askeri noktalara saldırmakla yetinseydi, bütün bu imajın üstüne yapıştırılmasından kurtulurdu Hamas, ama 7 Ekim'e doğru dönme şansı yok artık. Bunun da temizlenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Batılılar için bir fırsattı bu. İsrail için bir fırsattı. Amerika Birleşik Devletleri için bir fırsattı. İşte teröristlerle savaşılıyor. Uygarlığın, Batı uygarlığının düşmanı olan İslamcı fanatiklerle savaşılıyor anlayışı yaydıkça Türkiye'de sanki Batı'nın terörist gördüğü bir grubun yanındaymış imajı içerisindeydi. Mahmut Abbas'la bu imaj silinmiş oldu. Bu önemli bir mesajdı ve Filistin meselesinin topyekün sadece şu ya da bu örgüt değil, Filistin halkının meselesinin desteklendiği gösterilmiş oldu. Bir başka önemli konu da Haniye'nin kendi açısından önemli adımlar atmış olması, Mahmut Abbas'ın adımlar atmış olması, evet, o önemli adımlar atmış olmasıydı bu konuşma içerisinde. Dikkat ederseniz konuşmasının tamamında özellikle dikkat ettim. Kaçırdığımı zannetmiyorum, tekrar da okudum. Hamas'a ve Haniye'ye hiç değinmedi. Oradan hiç bahsetmedi. Sadece sivillerin katledilmesinden, Filistinlilerin katledilmesinden, buradaki durumdan genel olarak Filistin davasını ele alarak aktarmaya çalıştı. Önemli bir konuşma olmasının yanında şöyle bir şey de getirdi. Biliyorsunuz Gazze Savaşı sona erdikten sonra Hamas'ın buradan tasfiye edilerek, tamamen etkisiz hale getirerek bu bölgenin kontrolünün eskiden olduğu gibi Filistin yönetimine bırakılması gibi bir Amerikan planı var. Batılıların planı bu yönde. İsrail bu plana şu ya da bu şekilde evet diyor ama bazı revizyonlar yapmak istiyor içerisinde. Mahmut Abbas biraz da bu konuyu, yani Gazze Savaşı'nın sonrasını düşünerek konuşmasının içerisinde bu tür mesajlar vermeye dikkat etti. Ve dikkat ederseniz hem Batı Şeria'nın hem Gazze Şeridi'nin meşru temsilcisi ve yöneticisi biziz anlamına gelen cümleler kurdu. Yani Filistin yönetimi anlamına gelen cümleler kurdu. Bütün bunların hepsinin Hamas'tan nasıl bir tepki gördüğüne ya da nasıl değerlendirildiğine baktığımda, Hamas bu konuda çok fazla ses çıkarmadı, yorum yapmadı, değerlendirme yapmadı. Çünkü şu anda onların tek dertleri Gazze şeridindeki o direnişi ve İsrail'in yaklaşık 11 aydır İstanbul'un Beykoz ilçesi büyüklüğünde olan bir alanda sıkıştırdığı ama bir türlü yok edemediği, yenemediği, hatta İsrailli generallerin de özellikle başta ordu sözcüsü Hagari olmak üzere, ya artık başka yöntemler mi denesek, diplomasiye mi şans versek, bu şekilde askeri yöntemlerle bu iş olmuyor dedikleri ve bu işi Hamas'ı yok ederek bitiremedik için acıldısını sivillerden çıkarttıklarını, biliyorsunuz 10 gün içerisinde 8 okulu ve camiyi bombalamışlardı ve birçok insan orada hayatını, sivil kaybetmişti. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsrail'in medyasına da bir baktığımda Hamas'ın durumundan çok Mahmut Abbas'ın yapmış olduğu konuşmayı değerlendiklerini gördüm. Hatta Türkiye konusunda yaptıkları değerlendirmede birçok İsrail medyası
medya kuruluşu Türkiye'nin stratejik bir adım attığını, Mahmut Abbas'ı konuşturarak stratejik bir adım attığı yönünde değerlendirmeler var. Özellikle de eski emekli generallerden, İsrail ordusundan emekli olmuş generallerden ki onların çoğu stratejik açıklamalar yapıyor ve şu anda görevde olan ve memnuniyetsizliklerini görevde olmaları nedeniyle bildiremeyen İsrailli komutanlar adına konuştukları belli olan emekli generallerde yani artık Türkiye'de Mahmut Abbas'tan Filistin yönetiminden yana tavır koydu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Artık bu işi masada çözelim, bitsin. Çünkü İsrail ordusunun hem ordu gücü tükendi, hem asker kaynakları sınırlandı. Bir de başlarında Hizbullah derdi var. Yandan yedek güçler de sınırlandı. Öyle ki buna da şu örneği veriyorlar genellikle. Dünkü haberlerde de, yorumlarda da şu örneği verdiler. Evet. Askeri gücümüzün yıpranması ve tükenmesi, kaynakların zayıflanmasının en büyük göstergesi 2500 askere ihtiyacımız varmış gibi şimdiye kadar askere alınmayan Ortodoks Yahudi grubu olarak adlandırılan Haredimlerden ki onlar askerlikten muaf tutuluyorlardı. Haredimlerden zorla 2500 genci askere alma durumunda kaldık, zorunda kaldık. Bu bile İsrail ordusunun içinde bulunduğu açmazı gösteriyor. Bütün bunların hepsini Mahmut Abbas'ın İstanbul'da, Ankara'da yapmış olduğu, Türkiye Büyük Millet yapmış olduğu, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yapmış olduğu verdiği mesajlara bağlayarak hem Türkiye için, hem İsrail için, hem ABD için, hem de Batılı, İsrail'i destekleyen Batılılar için bu bir fırsat olarak görülmeli ve Mahmut Abbas'a daha çok yönelilmeli. Ama son olarak da şunu söyleyeyim, Hamas'ın yeni siyasi lideri olarak seçilen Sinwar'ın İsrail'de olduğu, Katar'da ya da başka bir yerde olmadığı, pardon Gazze şeridinde olduğu, başka bir yerde olmadığı, dolayısıyla Gazze şeridinde ki operasyonları Hamas direnişini yönlendirdiği, yönettiği, dolayısıyla bunun da Hamas'a büyük bir moral verdiği, direniş gücünü arttırdığını, her ne kadar silah ve mühimmat sıkıntısı çekse de bu moral güçle İsrail askerine daha büyük sıkıntı çıkarttığını dile getiriyorlar ve benim kendi yorumum bana göre. Onu da alayım. Türkiye Mustafa Ertekin'e geçeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok iyi bir işe imza atmıştır ve Mahmut Abbas'ın konuşturulması her şeyden önce Türkiye'nin Filistin meselesini bir tek gruba, bir tek, tek taraflı bakmadığını gösteriyor. Her tarafa baktığını gösteriyor. Uzun zamandır da istediği, beklediği bir şeydi Türkiye'nin bu. Peki. Sadece Hamas değil, Mahmut Abbas'a da yönünü çevirdiği yönünde bir değerlendirmesi var Gürbüz Evren'in. O sebeple çok önemli bu konuşma diyor. Katılıyor musunuz? Şimdi tabii ki şöyle bakmak lazım. 149 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin tanıdığı bir Filistin devleti var aslında. Evet. Yani burada gözlemci statüsünde de olsa, kararlara müdahil olmasa da 149 ülkenin onay verdiği bir Filistin devleti var ve meşru olarak kağıt üzerinde ve fiili olarak da tanıdıkları Mahmut Abbas var. Şimdi tabii ki 7 Ekim'den beri o olaylardan sonra Mahmut Abbas'ın sessizliği, Mahmut Abbas'ın tabii ki diğer Filistinli gruplarla olan farklı görüşlerinden dolayı aslında Filistin halkının birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmediği bir görüntü vardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından tabii ki insanlık adına mazlumların ve haklı olanların daima yanında olmuş bir kadim bir millet olarak Filistin davasına devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin en yüksek sesle dünyaya haykırdığını, bu katliamın, bu trajedinin son bulması, bu insanlık zulmünün bitmesi ve bağımsız, yani başkenti Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin o bir bağımsız olarak tanınmasını, dünyanın tanımasını arzu etmiştir. Yani bu anlamda Gazi Meclisimize davet edilmesi Mahmut Abbas'ın. Daha önce de davet edilmişti, gelmemişti, üzerinde tartışmalar vardı. Evet. Haniye'nin suikastinin ardından Mahmut Abbas şimdi neden yaptı? Burada tabii ki çok önemli gelişmeler oluyor. Sadece efendim Mahmut Abbas'ın konuşması değil, Filistin'deki diğer siyasi kuruluşlar
diğer 15 aşağı yukarı 15 örgüt var. Şimdi El Fetih'in efendim Hamas'la birlikte hareket etmesi demek güç kazanması demek anlamına gelir. Haniye suikastinden sonra Haniye'den hiç bahsetmiyor Abbas Gürbüz Devran'da onun altını şey diledi. Çizdi. Rahmet diledi bir şeyde okudu onunla. Neden? Arada bir gerilim vardı ve Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye davet edildiği halde bir gelmesinin gecikmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir özür borçlu olduğunu ifade ettiği bir süreci yaşadık. Ama ne olursa olsun artık yani Filistin halkını 42 bin efendim şehit vermiş Filistin davası ve 80 bin yaralısı olan ve harap olmuş bir toplum. Tabii ki bir zulme maruz kalmaktadır. Türkiye sessiz kalamazdı ve Türkiye dünyadaki mazlum milletlerin yanında yer alan vicdanını ve ruhunu kaybetmemiş, insanlık duygularını kaybetmemiş topluluklara verdikleri mesajlarla aslında o toplulukları yöneten yöneticilere karşı da bir direnç göstermiştir. Milli bir siyaset çizgisi izlemiştir. Çünkü neden önemlidir bu? Hem İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal başkentlerin bölgede üzerindeki sinsi ve karanlık emelleri, ABD Senatosu'nda efendim azmettirici olan ABD senatörlerinin ABD'nin devlet anlayışının fail olarak Netanyahu'yu ayakta alkışlaması aslında dünyada 57 kez alkışlaması büyük tepki aldı. Bugün Gazi Meclisimizdeki konuşmanın bence iki ana unsuru var. Bir tanesi tabii ki Sayın Mahmud Abbas diyor ki yani oradaki benim hayatım katledilen Filistinli çocukların hayatından önemli değildir. Gazze'ye tüm ekibimle gideceğim. Oradan da Doğu Kudüs'e mesela daha önce gitmesi beklenir miydi Mahmud Abbas'ın? Neden hani bu tarihte biz geçen seneden beri bu 6 Ekim'den beri bunu yaşıyoruz. Gazze'ye daha önce gitmesi bekleniyordu ama gitmedi. Aradım, mesela tabii bir ki, cümleyle yorumlar mısınız? Bir yani bir bütün Filistin ancak bu zalimliğe, bu efendim projeye, bu karanlık emellere karşı durabilir ve buna liderlik eden Türkiye olmuştur. Dolayısıyla bakın bir de gözden kaçmasın. Bir de mesela şu aklıma geldi. Mahmud Abbas'ın Blinken'a gelin burada ev alın diye o işte tam o soykırımın başladığı dönemlerde o bir sahne tabii vardı. Blinken'ın ziyareti ve Blinken'a sarılarak işte gelin buradan bir ev alın ve o gülüşmeler. Evet. Aslında hani çok da tepki çekmişti o dönemde Mahmud Abbas'ın Mahmud Abbas'ın Pınar Hanım aslında tabii ki birçok görüşüne Türkiye'de de tepki çekmişti. Özellikle Karabağ meselesindeki beyanları ve Uygur Türklerine karşı söylemiş olduğu sözler tabii onları bir terörist tırnak içinde terörist olarak görmesi çok tepki toplamıştı ve hakikaten birlik bütünlük içerisinde değil El Fetih'in şeyi gücünün orada artırılması Hamas'ı yok sayan bir anlayış içindeydi. Hı. Ama gelinen noktada artık bunları tartışmak, bunları konuşmak. Tabii. Zaten ben bugün biz geniş açıda hani biz oradaki politikalardan ziyade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mahmud Abbas'ın seslenmesini okumanızı istiyorum. Tabii. Yani bakın kısaca da alacağım. Tabii ben söyleyeyim. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye'ye gelmeden önce bir Sayın Putin'le de görüşmesi var Mahmud Abbas'ın. Bunların temel sebeplerinden bir tanesi dünyada da zaten Türkiye'nin yüksek perdeden haykırışı ve dünyayı bu zulme son vermeye gayret etmesi ve Birleşmiş Milletler'e yapmış olduğu çağrı ve Guterres'in Birleşmiş Milletler'in kuruluş tüzüğünde de bir tadilat yapılması gibi bir açıklaması var. İki gün önceki akşamda yapmıştı. Bunlar neden önemli? Bunların için anlatıyorum. Bakın Pekin'de bir görüşme yapıldı. Pekin'de bir görüşme yapıldı ve 15 Filistin'deki bu örgüt bir araya gelerek aslında bir birlik beraberlik olma zamanının geldiği mesajı verdiler. Ve bildirilerinin en önemli kısmı da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tamamında tek ve birleşik bir Filistin yönetiminin tesis edilmesi
en kısa zamanda da seçime gidilmesi yönünde bir görüş birliği ortaya çıktı. Evet. Şimdi Sinvar'ın gelmesiyle birlikte tabii ki Doha'da da bir takım gelişmeler oluyor. Şimdi bu konuyu böyle bir cümleyle izah etmek mümkün değil. Birbiriyle entegre birçok mesele var. Doha'daki görüşmelerin içerisinde de... O detaylara girersek çıkamayacağız. Çıkmayacağız. Yani orada da tabii ki Mervan Barutti'nin affedilmesi, tekrar çıkarılması gibi bir görüş birliği var bu örgütler arasında. Eğer bunlar gerçekleşir ise ve Türkiye burada ana aktördür. Çünkü Mahmut Abbas'ın Gazi Meclisimizde konuşup hem Filistin'in birliği bir bütünlüğü için mesaj vermiş olması, hem de Sayın Haniye'nin oğullarının söylediği gibi, yani Filistinli bir çocuğun kanı benim babamın kanından daha değersiz değildir ifadesiyle Mahmut Abbas'ın ifadesinin örtüşmüş olması, kendi iç bünyelerinde ayrışan Filistin'in bir bütünleşen Filistin olarak bütünleşmesi belki de bölgedeki çözüm açısından daha kolay olacaktır. Buna liderlik eden ülke Türkiye olmuştur. Türkiye. Yani o Amerikan Senatosu'nun yapmış olduğu o üstahça, yani insanlık zulmünü, katliamları alkışlayan tutumuna karşı Mahmut Abbas'ın burada Filistin halkının birlik beraberlik içinde olması gerektiğini ve Gazi Meclisimizde alkışlanarak mesajları Türkiye'den, itiraz eden mesajlarını Türkiye'den vermiş olması aslında Türkiye'nin savunduğu bütün tezlerin doğru olduğu anlamına gelir. Ve dolayısıyla eğer bu Türkiye'de inisiyatif alırsa tabii ki o bölgedeki o karanlık emeller, Orta Doğu'da sahnelenmek istenen o teopolitik ve teostratejik taktikler son bulmasa da en azından karşısında bir duruşun olduğunu hissedecek diye düşünüyorum. Peki. Evet. Çetin Soysal, dediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmamış. Hüdapar'da o sırada yeni Hamas lideri Sinvar'ın bir de Haniye'nin fotoğraflarını paylaşıyor. Ve Özgür Özel katılamadı sağlık sebebinden dolayı. Olağanüstü bir toplantı, meclis tam kadro görüyorsunuz. Kalabalık, biz çok nadir görüyoruz böyle sahneleri. Bu tarihi Filistin oturumu için ne diyorsunuz? Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuşmayı Türkiye'den yapıyor olmasının ayrı bir anlamı var mıdır? Şimdi tabii maalesef Filistin halkı dram, trajedi ve kan akıtıyor. Bu bir kader olamaz. Bu büyük bir saldırganlığın, bir vahşetin yansıması. 1947'den günümüze kadar İsrail, ABD destekli, Batı destekli İsrail orada kan akıtıyor. Ciddi dram, ciddi trajedi yaşanıyor ve yayılmacı bir politika izliyor. Örneğin 1947'de başlayan süreç 1967'ye geldiğimizde Batı Şeria, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs'ü işgal etmekle kalmıyor. 81'de hepsini ilhak ediyor. Bu yayılmacı anlayışı devam ediyor. Yani bugün Gazze'den çok rahat çekilecek gibi de görünmüyor. Buralarda devam edecektir. Geri adım da atacak gibi de görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Tabii bunun tek çözümü vardır. Diplomasiyi iyi kullanmak ve Türkiye'de de bu konularda üstümüze çok ciddi görev düşüyor. Diplomatik hamleler konusunda. Yani bir savaş açmak değil, silahlı bir karşılık vermek değil. Tabii ki Filistin halkına sahip çıkmak, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamak, insani yardım yapmak bizim en biricik görevimiz. Bu konuda çalışmalarımızı yapmak zorundayız. Ama bunun yanı sıra diplomatik hamleler konusunda da uluslararası arenada ses getirici... Bu diplomatik bir hamle mi? Tabii ki diplomatik bir hamle. Hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün siyasi partiler de orada olması da çok doğal. Herkes atkıyı da takmış çünkü galiba. Çünkü biz, örneğin benim bakış açım, ben Hamas falan diye bakmıyorum. Ben Filistin halkının yanındayım. Hı hı. Orada birbirinden farklı hareketler var. Filistin Kurtuluş Örgütü var. Bizim dolayısıyla bakış açımız nedir? Haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş, binlerce insan ölümüne neden sebep olmuş. Filistin halkının yanında olmak sadece bugüne mahsus değil. Ta 1947'den bu yana devletin, ülkemizin politikalarından biriydi. Örneğin 1967'de Türkiye'nin sol sosyalist öğrencileri, gençleri Filistin'e gidip Filistin halkıyla buluşuyordu. Filistin halkı o günkü Türkiye insanlık adına, insanlık ezilen adına milletlere sahip çıktı. Tabii çıkıyordu. Yani insan hakları açısından bakış açısını ciddi şekilde
ortaya koyuyordu. Şimdi burada esas tehlikeyi ben şurada görüyorum. Bu İran'ı bu işin içine sokmaya çalışıyorlar. İran bu işin içine girerse ne olur? Misilleme bekleniyor. Misilleme olursa ne olur? Bir ara her akşam, yani bu akşam köpürtüyorlar. Deniyordu. Her akşam bu akşam benim, deniyordu. Benim gördüğüm de şu, İsrail sanki ve Amerika destekli İsrail, İran'ı bu işin içine bulaştırmak istiyorlar. Yani İran girer mi? Bence girmemesi lazım. Ama girer ise en fazla zararı yine Türkiye görecek. Hmm. Ki günlerdir bugün girdi, bugün tepki verecek, bugün İran karşı harekette bulunacak. Aynen. Diye bir beklentiyi bekledik biz bir haftadır. İki haftadır ama şimdi durdu. Yok bu bak. Şimdi durdu. Şimdi tabii İran'ın merkezinde, İran içinde CIA, Mossad cirit atıyor. Yani bunlar da güçlü örgütler. Çetin abi, konvansiyonel bir çatışma, İsrail zulmünü bir anlamda işte saldırdılar, yaptık aşamasına getirebilir. Tahrik ediyor. Tahrik ediyorlar onun için İran'a. İran boyuna gelmemeli. Tabii. Gelir ise gerçekten yani hem bölge açısından sıkıntı ve sancı yaratır ki anımsayın. İsrail Azerbaycan'ı desteklemişti Karabağlar olayında. İran'da Ermenistan'ı desteklemişti. Çünkü ciddi bir İran'da da Azeri bir nüfus var. Dolayısıyla bu bölgesel savaşı ortadan kaldıracak diplomatik hamleler, evet, ki ben niye Hamas veya Abbas katılmadığım şeydeki Katar'daki toplantıyı anlamakta zorluk çekiyorum. Her aranaya katılılması lazım. Oradaki toplantıya da katılmama kararı almışlar. Mahmut Abbas'ın herhalde. Abbas'a Doha'da tabii ki Abbas ve Hamas katılmayacağını ifade etti ama görüşmeler devam ediyor. Aslında Doha'da çok önemli de bir süreç yürütülüyor. Yani bugün cezaevinde olan işte Mervan Maruki'nin çıkarılmasıyla alakalı da bir süreç yürütülüyor. Sonuç çıkar mı? Çıksa da aslında İsrail uyar mı? Bir de onu konuşmak lazım aslında. Evet. İsrail buralarda geri adım atmıyor, atmayacak. Atmıyor. Yani öyle bir hale getirdi ki şu an işgal ettiği yerleri de çok bırakacak gibi görünmüyor. Zaten bunu da açıklıyor. İşte burada o diplomatik hamleler konusu. Evet, 140 tane ülke bugün Filistin'in zulme uğradığını, bizden çok daha önce Güney Afrika açtığı davayla ve alınan bir de uluslararası kararlar var. Bu kararlar hiçbirine uymuyor. Birleşmiş Milletler'in kararı var. Dünya İnsan Hakları Örgütleri'nin kararları var. Hiçbirine uymuyor. Yani İsrail tamamen bu iş artık Amerikan destekli gidiyor. Tabii şimdi bizim burada o diplomatik hamlelerin dışında bir öncülük yapar iken mesela geçen Rize konuşması beni çok endişelendirdi. Ne konuşması? Yani Rize konuşması. Rize konuşması. Cumhurbaşkanımızın Rize'de yaptığı konuşma, yani sanki böyle oraya bir gece ansızın gidebiliriz gibi. Biz bu tür şeylerden ziyade daha barışçıl çözümler bulmak konusunda uluslararası arenada varlığımızı hissettirecek çabanın içinde olmamız lazım. Şimdi Pınar Hanım, bu konuda tek bir cümle söylemeyeyim. Tek cümle çünkü az önce, çok evet, başlığım konuşma var. Evet, çünkü az önceki konuşmada altını çizmeyi unuttuğum önemli bir konuydu. Hepsinde dile getiremedim. Şöyle ki, Türkiye çok uzunca bir süredir İsrail tarafından batılı ülkeler nezdinde, ki Amerikan medyasının bir bölümü de buna destek veriyordu, bir İranlaştırma süreci içerisinde sokulmuştu. Ne demek istiyorum? Tıpkı İran gibi gösterilerek İran vurulduktan sonra sıranın Türkiye'ye geleceği yönünde, evet, Hamas'ta olan ilişkisi, Hamas'a olan desteği nedeniyle. Dolayısıyla bu çok önemli bir adımdı. Türkiye'nin İranlaştırılması Batılılar ve İsrail açısından Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması ve verdiği mesajlarla bunun önüne geçilmiş oldu. Bu diplomatik hamle olmaktan çok bana göre birinci sırada stratejik hamleydi. Onun altını çizmek isterim. Peki. Bir de zaten Gazze'deki bu savaş başlayıncaya kadar Mahmut Abbas'ın hiçbir etkisi, hiçbir esamesi okunmuyordu, kalmamıştı. Bundan sonra tekrar ortaya çıkmaya başladı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve Batılıların Mahmut Abbas'ın Türkiye tarafından tekrar ciddi bir şekilde muhatap alınıp ön plana çıkarılmasından da memnun olduklarını düşünüyorum.
Peki. Şimdi meclis bu yaz gerçekten çok siyaset sıcak geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Gerçi biz her sene bu yaz nasıl sakin geçer derken yine hep hareketli yazlara denk geliriz. Bu yazda onlardan biri. Siyaset durulmuyor. Çok hareketli. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğe hazırlanıyor. Tüzük kurultayına 6-7 Eylül'de başlayacak. Öte yandan transferler sezonu açıldı deniyor. Partilerin liderleri arasındaki tartışmalar var. Hadi biraz içe geçelim. Şöyle ki bugün mecliste bir olağanüstü toplantı daha var. Lütfen çok kısa bir yorum istiyorum sizden. Çok detaya giremeyiz, vaktimiz yok. Can Atalay için mecliste bugün olağanüstü toplantı var. Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyor. Mustafa Ertekin sizinle başlayayım. Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki AYM yetki alanının dışına çıkarak meclise ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Ve bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz. Bunun adına da adalet denemez. Ama Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, iktidar partisi bugün tam kadro Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Can Atalay için orada olacaklar. Yılmaz Tunç diyor ki Adalet Bakanı, bu Gezi davasıyla gerçekleşen bir husus, Gezi davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık, AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Burada meclisin yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Peki neden toplanıyor? Neden MHP katılmıyor? Ya da neden toplanılıyor gibi yani boşuna denilen bir toplantı olduğu da söyleniyor. Ama MHP dışında oradalar. Ne diyorsunuz? Kısa bir tur istiyorum. Mecliste olağanüstü toplantı var. Özetleyeyim. Aslında meseleye objektif bakmak lazım. Hadi objektif bakalım. Objektif baktığımız zaman Can Atalay konusunda bağımsız yargının verdiği bir karar var. Yani burada istinaf süreci, Yargıtay süreci tamamlanmış, itirazların hepsi yapılmış ve kesinleşmiş bir hüküm giymiş. Dolayısıyla AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kalkıp bir süper temiz mahkemesi gibi davranması aslında kabul edilemez. Çünkü Anayasa Mahkemesi kanunları denetler. Şimdi burada Yargıtay gibi bir temiz mahkemesinin vermiş olduğu, yani bir kesin bir karar olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin tekraren bunu görüşmüş olması, süper temiz mahkemesi yani norm ihdas etmesi demektir bir anlamda Pınar Hanım. Norm ihdas edecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Gazi Meclisimizin yani milletimizin verdiği yetki kim kullanır? Milletvekilleri aracılığıyla yasama yetkisi, norm koyma yetkisi Gazi Meclisimize aittir. Dolayısıyla yasalar çerçevesinde baktığımız zaman şimdi burada siyasal tartışmalar olabilir, siyasi farklı düşünceler de olabilir, görüşler olabilir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ve yetki alanına giren konulardan yani değildir. Yani iki üst mahkeme bu konuda anlaşamıyor. Tabii şimdi bakın burada Can Atalay konusunda şunu da karıştırılan bir şey var. Mecliste tabii ki tezkeresinin okunması yani orada verilmiş bir kararın sadece okuması yapıldı. Yani burada milletvekiliydi, milletvekili değildi gibi bir sonuç çıkarmamak lazım burada. Bu yasalarımız gereğinde verilen hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması gerekiyordu ve okundu. Okundu. Şimdi burada aslında Anayasa Mahkemesi şuna bakması lazım. HDP ile ilgili bir 2021'den beri süren bir kapatma davası var. Evet. Yani burada bir süper temiz mahkemesi gibi davranıp 3 günde 5 günde bir karar alabilen acaba Anayasa Mahkemesi 4500 sayfalık iddianamesi bulunan bir davayı 2021 Şubat'ından beri neden sürüklüyor? Buna da bakmak lazım. Hmm. Burada iyi niyet aramak biraz benim açımdan, kendi şahsi düşüncem bu. Ben çok iyi niyetli görmüyorum. Dolayısıyla şimdi Gazi Meclisimiz toplanır. Partiler, siyasi partiler kendi kararlarını tabii ki yetkili kurullara ve sayın genel başkanların talimatıyla bu şekilde icra ederler. Yani burada kimin katılacağı, kimin katılmayacağı meselesi çok bizim alanımıza giren bir konu değil. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü
Anayasa Mahkemesi'nin süper temiz mahkemesi gibi bir karar veremeyeceği, dolayısıyla bağımsız yargının verdiği kararların, ihdas edilen suçlamaların ve sabit bulunan bu yargı kararlarının uyulması gerektiği yönündedir. Evet. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız Beyefendi'nin defalarca açıklaması vardır bu konuda. Ya bu konuyla ilgili gördüğüm kadarıyla Adalet Bakanı'yla Fethi Yıldız'ın açıklamaları birbiriyle örtüşüyor aslında. Tabii. Ama AK Parti grup olarak orada olacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyor. Osman Kavala ve Can Atalay konusunda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tavrını çok net koymuş bir siyasi kesinlikle parti. Bu noktada Cumhur İttifakı'yla yani iktidarla da bu noktada yani biraz... Yok, bunu öyle düşünmeyin. Peki. Neden öyle düşünmeyin diyorum. Çünkü siyasi partiler kendi kararlarını kendileri verirler. Ama bir bütünlük içerisinde ele alacak olursak, yani bu Gazi Meclisimizin bir toplantı çağrısı da iç tüzük gereğidir. Partiler yeteri kadar imza atmıştır milletvekilleri. Bunlar yapılabilir, konuşulabilir. Evet. Ama buradan şu sonucu çıkarmamak bakalım lazım. Bir sonuca ulaşılır mı? Kısaca alacağım. Tur tur gideceğim ya. Yani şimdi hüküm bir yere bilmiş. Bir anlamı yok diyen bir görüş var. Siz de diyorsunuz ki yani bir yere ulaşır mı bu? Bir somut bir karşılığı olacak mı? Bu meselenin olacak buraya mı getirilmesini ben anlamsız bulanlardım. Anladım. Çünkü yargının verdiği, bağımsız yargının verdiği kararları Anayasa Mahkemesi'nin bir süper temiz mahkemesi gibi norm ihdas ederek çözmesi aslında şeye uygun değildir. Etik ve efendim kanuni değildir yani. Peki. Gürbüz Evren, şuradan başlamak istiyorum. Yine Ankara'da önemli bir olağanüstü toplantı tabii. Meclis dünden beri hareketli. Dün Mahmut Abbas'ın oturumuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı lideri Özgür Özel katılamamıştı. Sağlık problemleri söylendi. Ali Mahir Başarır böyle aktardı. Hatta bir kesim tatilde olduğunu söylemişti. Ama gelen haber ayağının kırıldığı yönünde. Can Atalay oturumuna Özgür Özel katılacak mı? Şöyle söyleyeyim ben. Öncelikle Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun. Böyle bir şey var. Talihsiz bir olay. Tabii ki tam da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da liderliğinde çok önemli bir ivme yakalamışken, sahadayken, birçok önemli mitingler düzenlerken, biliyorsunuz daha önce de bir göz ameliyatı olmuştu. Evet. Onunla ses telleriyle ilgili bir ameliyat olmuştu. Bu da bir üçüncü... Ayağı kaymış, tekrar geçmiş olsun diye evet, sabah demiştik, evet, tekrar evet, geçmiş olsun diye. Evet. Şöyle... Eğer doktorların bugün ortopedik bir takım müdahalelerle, desteklerle yürüyebilmesi şansı doğarsa bugünkü oturuma katılması yönünde bir beklenti var. Ama bu ne kadar gerçekleşir, o yüzde oranı nedir bunu pek bilmiyorum. Bu sadece önemli. Yani şöyle bir çünkü bu da konuşulacaktır. Mahmut Abbas'ın oturumuna katılmadı Özgür Özel, Can Atalay. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde aslında bu toplantı yapılıyor. Olağanüstü toplantı çağrısı CHP'den çıkmıştı. Evet. Ama Mahmut Abbas'ı da bildirmişler, şahsen bildirmişler. Şahsen bildirmişler. Peki. Tabii tamam, bildirmişler. Yani. Evet, evet. Grup olarak hiçbir sorun yok. Tam kadro katılmış. Grup olarak evet, yok ve sayın yanılmıyorsam grup başkan vekilleri ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika masasındaki isimler Mahmut Abbas'la konuşup bunu özellikle bildirmişler. Yani gelmemesinde bir kasıt yok. Böyle bir sağlık sorunu var. Mahmut Abbas'tan da geçmiş olsun dilekleri. Orada bir tekrar almışlar. Bir sorayım. Erbakan'ın katılımlama sebebi sunulmuş mu? Fatih Erbakan neden katılmamış? Onun bir ya, sebebi inanın, soruldu mu? Biliyor musunuz? İnanın ben orada kimler katıldı diye baktığımda yani benim de dikkatimden kaçtı. Daha sonra oradaki Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcılarına ulaşıp onlara sormaya çalıştım. Telefonları kapalıydı. Ondan sonra da şey yapmadım. Bazen akıldan çünkü o kadar iç siyasette tartışmalar evet, var ki sıra evet, gelmemiştir. Evet. Peki. Sıra gelmedi. Can Atalay peki, oturumu şu... için ne diyorsunuz? MHP Fethi Yıldız'ın açıklaması, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Öte yandan Adalet Bakanı Tunç'un açıklaması. İki yüksek yargı bu konuda anlaşamıyor. Türkiye'nin tartışmalı bir alanı yine. Ve bu oturum biz bir bu konuyu, bu konu, özür dilerim sözünüzü kestim. Ya buyurun siz yorum yapın kısaca. Şöyle çok kısa bir yorum yapayım. Bu konuyu çok konuştuk. Özellikle yani
Orada stüdyoda değerli Çetin Soysal da var. Kendisi milletvekilliği yapmış bir isim. Milletvekili olabilmenin şartları, süreci bunların hepsi biliyor. Ben de geçmişte milletvekili adayı olmuştum ve o zaman bizden istenen belgeleri götürüp teslim ettiğimizde hem partiye hem il seçim kuruluna bunların neler olduğunu biliyoruz. Eğer böyle sakıncalı bir durumumuz olsaydı biz milletvekili adayı olamazdık ya da Çetin Bey de milletvekili adayı olup milletvekili seçilemezdi. Şimdi Can Atalay'a milletvekili seçilinceye kadar seçimlere katılmasına kadar herhangi bir şekilde ses çıkarılmamış. Daha sonra milletvekili olmuş. Ondan sonra bütün süreç başlamış. Burada ayrıntıları çok konuştuk. Konuşursak burada yine uzayacak. Evet. Orada ciddi bir sıkıntı var. O zaman niye milletvekili olmasına ve aday olmasına geçmişte izin verildi? Acaba bir takım hatalar mı yapıldı? Yok. Ciddi hatalar mı yapıldı? Ona bakmak lazım. İkincisi ben Türkiye İşçi Partisi hiçbir zaman oy vermemiş ya da yakın olmamış. Can Atalay'la da görüşlerini paylaşmamış bir insanım ama sonuçta burada bir mağduriyet konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı makamları arasındaki çelişkiden daha fazla öne çıkıyor. Yani biz Anayasa Mahkemesi'ni anayasanın 90. maddesi kapsamında tüm bir şey koymuşuz demişiz ki son pardon 90. madde diyorum Anayasa Mahkemesi'ni başvurulacak son merci olarak görmüşüz. Son itiraz makamı olarak görmüşüz. Bunun üzerinde de hukukçular arasında farklı görüşler var. İlk defa da burada ortaya çıktı. Bu dava nedeniyle ortaya çıktı. Daha önceki davalara baktığımızda benzeri şeyler olmadığını görüyoruz. Ama bütün hepsini bir araya getirip şunu söylemek lazım. Bir kere bu konuda siyasi partilerin tavrını net ve açık bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Dedi ki biz katılmayacağız ve karşıyız. Evet. Dolayısıyla bunu ben kendi açımdan tavrın net bir şekilde ortaya koyulması nedeniyle çok şey buluyorum. Onlar açısından doğru bir tavır olarak. Peki buluyorum. O zaman Teksur AK Parti'nin katılmasını bu anlamda yani, doğru bulmuyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi başından beri tavrını koymuş. Zaten toplantıya çağırdılar tipiyle beraber. Evet. Çağırıyor ama biliyorsunuz Saadet Partisi de, Yeniden Refah Partisi de, diğer partiler de imza verdiler, çağırdılar. Muhalefetteki irili ufaklı partiler. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde o zaman AK Parti tavrını neden net bir şekilde ortaya koymuyor? Milliyetçi Hareket Partisi demiş ki katılmıyorum kardeşim, tavrım bu. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri belli. O zaman AK Partisi'nin bu oturumun olmasına ve Sayın Meclis Başkanı'nın da buna işte destek veren tavırlarına baktığımızda acaba sorusu şöyle geliyor. Ya katıldılar ama mecliste hayır diyecekler. Katıldılar ama bunu istemeyecekler. Sadece demokratik olarak durumu kurtarmak için böyle yaptılar gibi yorumlar bundan sonra tartışma daha da büyüyecektir. Ben bu tartışmanın bir an önce bitmesinin Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin hem siyasi iletişim açısından, siyasi partiler arasındaki iletişim açısından, meclisteki çalışma düzeni açısından ve hepsinden önemlisi dışarıdan bakanların, ki tabii biz dışarıdan bakanlara göre davranmıyoruz ama unutmayalım ki dünya ile yaşıyoruz. Evet. Dünyanın Türkiye'deki, Türkiye'nin imajının nasıl olup olmadığı konusunda bir fikir vermesi açısından önemli. Olaya biraz ben buradan baktım. Teşekkür ederim. Peki bu arada Cem Toker mesaj atmış. Diyor ki Mustafa Ertekin size bir sorusu var. Hemen Çetin Soysal'a geçeceğim. Çok kısa. Cem Toker, LDP eski genel başkanı, AYM temyiz mahkemesi değildir diyen Mustafa Ertekin Bey'e soru yanıt olarak diyor. Soru sormamış, yanıt olarak. O halde AHİM neden bireysel hak ihlali başvurularında AYM kararı yoksa iç hukuk tüketilmemiştir? Önce AYM'ye git diyor. AHİM'e bir göndermesi var. Kısaca şimdi, alabilir miyim? Çetin Soysal'a geçeceğim. Şimdi, buradan bakın, da Cem Toker'e bakın, selam ben, gönderelim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız'ın konuyu özetleyen paylaşımını okuyarak cevap vereyim. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilmesiyle düşen milletvekiliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin denetleme yetkisi yoktur. Şimdi burada bir olmuş, kesinleşmiş bir hüküm var. Mecliste bu hüküm okunmuş
ve milletvekili kesin olarak düşürülmüş. Bunu tekrar denetleme yetkisinin olmadığını ifade ediyor Sayın Fethi Yıldız. Anayasa 84. maddenin 2. fıkrasında böyle bir durumlar için yargı yolu öngörülmemiştir diyor. Dolayısıyla şimdi burada bu teknik bir süreç, yani burada kanun şu şekilde, AYM şu şekilde söylüyor tabii ki, burada hüküm verilir ama siz müracaat edersiniz başka bir konu. Ama Gazi Meclis'te bu hüküm okunmuş ve milletvekilliği düşmüş. Bundan sonra bir karar verme yetkisi yok diyor. Bu ayrıntıyı anlamak istemeyenler tabii ki bir takım gerekçeler söyleyecektir. Sevgili Toker de herhalde bu ayrıntıyı anlamak istemeyenlerden. Peki Cem Toker, buradan bakalım yine mesaj gelirse. Selam olsun, evet, Tidem Bey'e de. Selam olsun. Kıbrıs'ta zannediyorum kendisi. Evet. Çetin Soysal, ne diyorsunuz? Ya ciddi bir garabet aslında. Yani insanın içi acıyor. Şimdi demokrasiler kurum ve kurallarıyla demokrasiyi hayata geçirme imkanımız olur. Kurumların da kararları önemlidir. Şimdi bu insan Anayasa Mahkemesi ile ilgili daha önce de farklı kararlar alındığı zaman yine bir ara Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım dahi dendi. Sayın Bahçeli, ya kapatın abi, yani ya 2021 revize yılından beri, bakın 2025'e yaklaştık. Yani bir kapatma davası veya açma davası, her ne kararın hükmü ne olursa olsun. Yani 4 yıl 5 yıl sürer mi? Ben de size onu sorayım. HDP'nin kapatılması neden bu bunu sürerken, şey yapmıyor da Can Atalay konu olunca 3 günde karar verebiliyorsunuz yani. Siyasi partinin kapatılmasını zorlaştırıcı veya açılmasını hiç fark etmez. Biz karar bekliyoruz yani. Zorlaştırıcı yasayı 2010'da çıkardık. Siyasi partiler yasası. AK Parti. Tabii yani partiler kapatılmasın. Evet. Zorlaştırıcı, evet. Engelleyici, evet, önlemler alındı. Evet. O da meclisten çıktı o karar. AK Parti'nin çok sıcak şimdi bakmadığı da söylendi. Tabii, tabii. Hani kapatılmalar Bey, kapatılsın konusunda. Kapatılsın veya kapatılmasın görüşü ortaya beyan etmiyoruz. Karar verilsin neden diyor neden karar vermiyorsunuz? 3 günde karar hani veriyorsunuz istediğiniz diyorsunuz, kapatılmasın. Kapatılsın tamam veya kapatılmasın. Kapatılsın, biz hükme karışmayız. Tamam, anladım. Şimdi, ama bir karar versin. Anayasa 138'e göre zaten peki karışamayız. Buna bakarsın işte. Yargıdaki garabeti zaten görüyoruz. Türkiye'deki yargı sistemi, hukuk sistemi o kadar berbat bir hale gelmiş ki yargıya dönük güven kalmamış. Ya Yargıtay üyeleri arasından bir üye aylarca sürdü ya seçimi. Aylarca Yargıtay başkanı seçilemedi. Şimdi bu arada bu dokunulmazlıklarla ilgili. Şimdi anımsarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan partinin genel başkanı iken seçilme hakkı yoktu. Bir yasa çıkardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısı ve desteğiyle. Neydi o yasa? Seçilme hakkını. Daha sonra Siirt'ten milletvekili oldu. Daha sonra başbakan olma hakkını elde etti. Niye? Çünkü demokrasilerde bu tür yasakların doğru olmadığı inanan insanların alması gereken tavrı almıştı o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu tavrı almıştık. Partisinin başında ama seçilme hakkı yok. Şimdi burada da az önce üstadın dediği gibi bir gerçek var. Yüksek Seçim Kurulu'na, Yüksek Seçim Kurulu niye var? Adaylık başvurusu yaparsın. Siyasi partiler oraya yollar ki ben çok defa tanık oldum. Seçilme hakkı olmadan adaylık başvurusu yapanların adaylığı düşürdüğüne çok kez tanıklık ettik. Diyor ki bir dakika diyor, evet bu başvuru var. Zaten itiraz süreleri var, onun için var. Diyor ki bu aday olamaz diyor, bunun diyor cezası var diyor. Şimdi maalesef seçim kurulları bu konularda yeterince görev konusunda biraz imarkar davranıyorlar. Şimdi seçilme hakkı var mı? Var. Seçildi mi? Seçildi. Bitti. Hmm. Bitti. Artık bunu tartışmak bile Türkiye demokrasisine zarar verir. Türkiye'nin kurumlarına zarar verir. Zaten hukuk sistemi içerisinde bir güven bunalımı yaşanıyor. Ya sadece Anayasa Mahkemesi değil ki. Herhangi bir mahkemede alınan kararlar var. 15 yıl, 20 yıl süren davalar var. Yani bir ha bu arada çok hızlandırılmış davalar da var. Kısa zamanda sonuçlandırılan davalar da var. Yani burada bir hukuk garabeti maalesef yaşıyoruz. Peki. Dolayısıyla demokrasiyi ayakta tutan, evet, ayakta tutan kurum ve kurallarıdır. O kurum ve kurallara uyacağız. Anayasa Mahkemesi'nde bir mahkeme vardır. Hatta oraya bireysel başvuru hakkımız vardır. Dolayısıyla o kurumunda meclisin, bakın şimdi meclis bir karar alıyor. Can Atalay, 312. Meclis bir karar alıyor. Bak, hüküm özlüydü. Anayasanın 14. maddesindeki sayılan
dokunulmazlığın istisnası şeyine girmez bu. Bakın yani hukuktan konuşacaksak onu konuşalım. Ama şöyle, yani burada duygularımızla konuşacaksak... Duygu diye hukuk konuşuyoruz. Evet. Şimdi meclis karar alıyor. Meclisin anayasaya uygun olmayan kararları olabiliyor mu? Oluyor. Ya onu anayasa uyduracaksın, 3-2 ile yapacaksın ya da referandumla yapacaksın. Halk oyuna gideceksin. Eksiklikler bütün bunların oluyor, dışında doğru. Anayasa Mahkemesi'nin mecliste alınan birçok kararlar var. Geçmiş yıllarda da var. Yüzlerce karar da iptal edilmişti geçmiş yıllarda. Peki. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ülkenin önemli bir kurumudur. Kaldı ki bu kurumu da belirleyen de mevcut yönetimlerdir. Yani iktidar kimse çoğunluğunu sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı atlama yetkisi var. Meclisteki grupların sayısına göre atama yetkisi var. Yani Anayasa Mahkemesi belirleyen şeyler belli. Son peki. Kaç yıldır da Sayın Cumhurbaşkanı atıyor Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini. Peki. Bu arada dün akşam saatlerinde de Jandarma Genel Komutanlığı'nda yine bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma yaptı. Ardından da yer değişiklikleri ve atamalar da vardı. Şimdi aklıma gelince söyledim. Arif Çetin emekli ediliyor. Evet. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış. Ayrıca 16 Emniyet Müdürü merkeze çekilmiş, 23 ile de yeni Emniyet Müdürü ataması gerçekleştirilmiş. Şimdi atama deyince aklıma geldi, notlarımda da vardı, söyleyeyim dedim. Şimdi efendim, hadi biraz iç siyaset yapalım, iç siyasete geçelim. Birazdan reklama gideceğiz ama olsun, biz başlatalım. AK Parti'ye geçişler... Gürbüz Evren Butur'u da sizinle başlatacağım yine. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklama yapıyor. Davutoğlu'nu ziyaret etti, Ahmet Davutoğlu'nu. Daha sonra da bir açıklama var. Seçilmiş belediye başkanlarımıza seçim sonrası iktidar kanadı çeşitli yollarla bir takım baskılarda bulundu diyor. 7 tane belediye başkanı biliyorsunuz değerli izleyenler AK Parti'ye katıldılar. 5 bağımsız, 1 İYİ Partili, 2 de milletvekili İYİ Partili, eski İYİ Partili. Ve katılımların olması da bekleniyor. Özellikle Şanlıurfa'ya baskı yapıldı mı diye bir soru sormuş gazeteciler Şanlıurfa Belediyesi'ne. Diyor ki Fatih Erbakan, Erdoğan'ın Murat Kurum'u görevlendirdiği iddiası, Kasım Bey Murat Kurum'la ailece görüşen birisi, bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Belde belediye başkanlarımızı operasyon yapılıyorken Gürpınar'a baskı yapılmaması düşünülemez. Bir operasyon diyor, siyasi şantaj diyor. Şunu soracağım, AK Parti'ye... Yeniden Refah'tan başka katılımlar var mı? Kulağınıza geldi mi Gürbüz Evren? İyi Parti'den de bekleniyor zannediyorum halen. Hani o transfer süreci devam edecek mi? Bu tartışma devam edecek mi? Önce siyasi şantaj, şimdi operasyon diyor Fatih Erbakan. Ne diyorsunuz AK Parti'ye katılımlarla ilgili? Var mı bir kulis? Yani şöyle söyleyeyim, bir televizyon programında daha bunu konuştuk. Bazı isimler geçti orada İYİ Parti'den. Başka gazeteci arkadaşlar bunu dile getirdi ama tabii isim derken biraz tarif üzerine, doğrudan isim değil. İşte şöyle önemli görevde bulunmuş. Ya, benim de kulağıma İYİ Parti'den çok evet, önemli mevkilerdeki evet, isimlerden evet, geliyoruz ama isim bunlardan ben adı geçen 3 kişiyle de görüşmeye çalıştım. İkisiyle görüştüm, şiddetle reddettiler. Hatta birisi şey dedi, ya 10 gün önce de adım Cumhuriyet Halk Partisi anılıyordu, şimdi nasıl oldu da AK Partili anılıyor gibi, önemli isimlerden biriydi. Ben tahmin ettim. Evet. Çünkü ama, o çok kamuoyuyla paylaşıldı. Kürşat evet, Zoru'dan bahsediyorsunuz galiba. Yani ben şimdi isim vermeden kendim... Çünkü yani açık kaynakları düştüğü evet, için CHP evet, mi geçiyor, evet, Ekrem evet, İmamoğlu ile görüştü dendi, üzerinde tartışmalar vardı. Evet. Bir başkası, birisi hem telefonlarıma çıkmadı hem mesajlarıma yanıt vermedi ki daha önce sıklıkla kendisi arardı, beni konuşurduk. Onun geçebileceği konusunda bir fikrim var. İç Anadolu'da bir ilin diyeyim ben bu şekilde tarif. Bir dakika, bir daha söyleyeyim. İYİ Partili. İç Anadolu'da bir ilin...
İç Anadolu'da bir... Adana mı diyor? Diyor. Hayır, İç Anadolu'da İç Anadolu. Bir... İç Anadolu, pardon. Anadolu'da bir ilin, bir ilin milletvekili. Onun benim telefonlarıma da çıkmadı. Mesajlarıma da yanıtlar. Bir dakika, telefonlara vermedi. Çıkmaması bir... Şöyle... Ben şu önce mesaj yazıyorum ki daha önce kendisiyle sıklıkla konuşuruz, her mesajıma yanıt verir vesaire. Bu konu var dedim, bu konuyu konuşalım, doğru mudur geçeceğiniz konusunda. Hatta bunu dünkü, evvelki günkü katılımlardan önce konuşmuştuk. Hiçbir şekilde yanıt vermedi. Aradım, sonra arayacağım, cevap verir misiniz bir konuşalım, dönmedi. Ki bana göre şudur, her zaman mesajlarıma yanıt veren ve her zaman aradığımda çıkan bir kişinin bu konu olduğunda çıkmaması benim açımdan bir çeşit bir mesaj olarak gördüm. Ama ben şimdi saygı duyuyorum, şöyle saygı duyuyorum. Şöyle diyorsunuz, eğer kesinlikle hayır olsaydı o telefon açılırdı, kesinlikle hayır denirdi, o mesaj verilirdi. Önemli bir isim diyorsunuz. Gibi yapardım. Anladım. Yani İyi Parti'den geçişler olur diye düşünüyorsunuz. Peki Yeniden Refah? Düşünüyorum. Şanlıurfa? Yeniden Refah Partisi açısından şunu söyleyeyim. Sayın Fatih Erbakan öyle diyor ama eğer bir baskı sadece Yeniden Refah Partisi'ne yok, iktidar kendisinden geçmişte ilçe başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış birçok isim var. 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyince onlar birçok partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Yeniden Refah Partisi'nden de gittiler, aday oldular, seçildiler. Dolayısıyla onların her an tekrar partilerine dönme, özellikle de AK Parti'ye dönme gibi bir ihtimalleri vardı. Ama baskı varsa niye Yeniden Refah Partisi'nin diğer isimleri bu baskıya baskıdan etkilenmediler? Etkilenmediler de onlar oldu. Ben Sayın Fatih Erbakan'ın biraz duygusal davrandığını düşünüyorum AK Parti ile olan konuda. Neden derseniz, rahmetli Necmettin Erbakan döneminden, babasından kaynaklanan, o dönemden kaynaklanan, ki hatırlayalım, rahmetli Erbakan her defasında bugünkü AK Parti kadrolarını, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Abdullah Gül başta olmak üzere bazı isimleri dersten, arka pencereden kaçan öğrenciler olarak nitelendirirdi. Biz de içimizden çıktılar, gittiler, başka bir oluşumu yaptılar deyip orada böyle biraz gönül koyardı. Bir serzeniş. Tavrını, şimdi bir araya gitmem lazım. Evet. Tamam, o zaman ben ardından bir iki cümle söyleyeyim. Tamam, bir kısa bir mola yapalım. Moladan sonra devam. Efendim, Geniş Açı'nın ikinci bölümündeyiz. Ekranlara yeni gelen bütün izleyicilerimize tekrar günaydın diyoruz. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Haftayı da sizlerle beraber kapatacağız. Gürbüz Evren, sizde kaldım. Yine kısa kısa notlar şeklinde gitmenizi rica ediyorum. AK Parti'nin son transferleri ve üzerinde tartışmalar, liderlerden gelen açıklamalar, İyi Parti'den bir geçiş bekliyorum dedi Gürbüz Evren. Sizinle kalmıştık. Oradan bir devam edelim. Evet. Başka bir siyasi partiden geçiş olabilir mi? Ya da sansasyonel isim olabilir mi? AK Parti'ye bir transfer bekliyor musunuz diye tekrar kaldığınız yerden sorayım. Çetin Bey, gözlerime neden öyle bir baktınız ki bana. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Çetin Bey'in bir bakışı vardı Gürbüz Bey. Size tekrar döneceğim. Yok, şimdi şöyle. İyi Parti'nin AKP'ye geçme eğilimi olan milletvekilleri var mı? Var. AKP'nin buna ihtiyacı var mı? Ha, soru bu. Buna ihtiyacı yarar var. Yarar mı, yaramaz mı da tartışılır. Artı AKP içerisinde de ben çok ciddi tepkilerin olduğunu da en azından gözlemliyorum. Hayır, bir dakika. Yani soruyu gözlemliyor musunuz? Lazım. Yoksa Yani duyumları da var. Yani bilgiye de dayalı söyleyebilirim. Şimdi İyi Parti'nin kökeni nereye dayalı? MHP'ye dayalı. Normalde gitmesi gereken adres MHP değil midir? Yuvalarına dönmek değil midir? Çünkü İyi Parti'nin temel kuruluş felsefesinin, kopuşların temeli nereden geliyor? Söyleyeceğim. MHP'den geliyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Gürbüz Bey bir tamamlasın. Buraya geleyim. Daha detaylı konuşalım. Tabii. Teşekkür ederim. Olaya farklı baktı Çetin Bey. Tabii. Şöyle devam ettireyim. Girdim devreye. Farklılığı şöyle devam ettireyim. Zaten Çetin Bey'in söylemini biraz farklı yere götürerek buradan devam edecektim. O da şu. Ya Türkiye'de artık futbolcu transfer borsası kurulur gibi milletvekili transferi olmamalı.
Bu demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi açısından, demokrasiye ve siyasetçilere güven açısından bence çok önemli bir ayrıntı. Neden? Hatta ayrıntı değil, bizzat olayın kendisi. Şöyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partiler bu konuda acaba bir araya gelip milletvekili seçilenler tamam bağımsız kalabilirler ama A partisinden seçilmişsiniz, ben de A partisine oy vermişim ama siz benim oylarımı alıyorsunuz gidiyorsunuz. Peki bunu şimdiye kadar meclisteki siyasi partiler niye engellemiyorlar? Niye bu konuda bir yasa çıkarmıyorlar, bir karar almıyorlar, bir prensip kararı almıyorlar? Demiyorlar ki ya bu bizim için uygun değildir, biz parti olarak karar verdik, bundan sonra hiçbir şekilde bir transfer konusuna sıcak bakmayacağız. Bu bir kere. Bunu kim ilk dile getirirse kamuoyu nezdinde büyük sempati kazanır. Bu belediye başkanları için de geçerli mi? Yani aynı şey. 13 belediye başkanı yani seçmen bir başka siyasi partiye oy veriyor. Bağımsızları biraz belki kenarda tutabiliriz. Ama oradan bir anda diğer bir partiye geçiş oluyor. Bu da tartışılıyor. İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi ikisi arasındaki geçişler birbirinden çok farklı. Şimdi tabii, örneğin Yeniden Refah Partisi'nden geçişi farklı görmek lazım. İyi Parti'den farklı geçişi farklı görmek lazım. Yeniden Refah Partisi'nin seçmeni, şu anki seçmeni AKP'den kopma bir seçmen. Dur, geleceğim. Çetin Bey, Gürbüz Bey tamamlasın, size geçeceğim. Buyurun Gürbüz şimdi, Bey. Tabii. Size böyle Çetin dediğim Bey, gibi söylüyor. kısa konuşalım. Tabii. Şöyle... Konuşma kesilince ben de söyleyeceklerimi karıştırıyorum birbirine. Şöyle söyleyeyim. Bir kere AK Parti tabanıyla Yeniden Refah Partisi tabanı geçişken iki siyasi parti tabanı olarak ön plana çıkıyor. Bir bakıyorsunuz AK Parti'deki politikalara, isimlere, yöneticilere, hatta bazı yerdeki milletvekillerine, belediye başkanları da kızıp Yeniden Refah Partisi'ne geçebiliyorlar. Sonra onlar tavır değiştirip yuvamıza döndük diyebiliyorlar. Ama İYİ Parti'de yuvaya dönmek ifadesini kullanarak yaparsanız mutlaka vardır bir iki isim. Onun dışında genellikle Milliyetçi Hareket Partisi. Hayır, yuvaya ihanet eden olur mu? Dolayısıyla bir bu var. Tamam, bu bunu var. Da soracağım. İkincisi, yuvaya ihanet eden olur mu diyor. Yani ihanet tabii, olarak nitelendiriyor. Tabii o dönüşe nasıl bakar bakmaz tavır aslında ortada. Ama şuraya getirmek istiyorum ben. Ya bir karar alınır, bütün partiler der ki biz prensip olarak artık bir partiden bize bağımsız olarak kalmış kalabilir seçim sonuna kadar. Çünkü o seçmenin oyuyla seçilmiş. Ben seçmen olarak A partisine oy verdiysem buna tepki gösteririm. Bir dakika ya, benim oyumu alıyorsun, benim oy vermediğim partiye götürüyorsun. Ve benim oy vermediğim partide seni seve seve kabul ediyor. Dolayısıyla seçmen psikolojisi açısından baktığınızda Türkiye'de bugün önemli bir kesim böyle düşünüyor transferler konusunda. Ve AK Parti içerisinde Çetin Bey'in söylediği de doğru, bazı kesimler, bazı önemli isimler hatta ya bu transferler konusuna soğuk bakıyorlardı. Hatta transferlerin o gün biraz daha fazla olacağı konusunda bir yanlış vardı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdilik bu kadar olsun, hepsini bir arada yapmayalım, biraz bekletelim, soğutalım bunu kamuoyunun önünde, daha sonra olur gibi. Peki. Böyle de bir beklenti var. Son sözüm şu. Yani transferler dönemi bitmiyor. Şimdi buna transfer artık demeyin diyenler var ama yani bu düpedüz transfer. Doğru söylüyorsunuz ama şöyle var. Kamuoyu bu olaya nasıl bakıyor? Yani. Seçmen nasıl bakıyor? Bir transfer olarak bakıyor. Başka bir şey, bu o kadar artık geçmişten bugüne büyüyerek geldi ki, ben rahmetli Ecevit'in partisinde bir dönem siyaset yapmıştım, Demokratik Sol Parti'de. O zaman o zaman çok gençtim daha. Parti içerisinde bir Afyon milletvekili vardı. İsmini Kubilay vardı. Evet. Yani o kadar çok parti değiştirmişti ki ona bir lakap takmışlardı. Burada söylemek istemiyorum. Ama mecliste o lakapla evet öyle anılmıştı. Dolayısıyla ya seçmen geldiği her partiye şunu soruyordu. Ya bu adam daha önce şu partideydi, niye aldınız? Sonra başka bir partiye gidiyordu. Bu soruluyordu. Artık bunların kapatılması gerekiyor. Bazı partilerin bu konuda tavırlarını koyup seçmene iyi bir mesaj vermesi gerekiyor. Kim derse ki ben bundan sonra böyle bir transfer anlayışına karşıyım, bana şey gelmesin,
bulunduğu yerde bağımsız kalsın. İnanın çok itibar kazanır, seçmen onu daha çok destekler. Bunun altını özellikle çizmek Peki. istedim. Vekil transferinin halkta karşılığı var mı diye alt KJ atmış sevgili editörüm Özlem. Doğru. Çok doğru bir soru. Çetin Soysal, sizinle devam edeceğim. Mesela siz kendinizi yerine koysanız, bunu ben AK Parti transferi değil, bütün siyasi partiler için. Bir verdiğiniz siyasi parti gidiyor, işte başka bir belediye başkanlığı mesela gidiyor, veriyor. Ne hisseder? Ve halk ne der? Nasıl bir karşılık? Kim kazançlı çıkıyor bu transferlerden? Halktan ziyade, örneğin bugün AK Parti içerisinde önemli görevler üstlenmiş birçok bakanın, birçok hatta meclis başkanı için de aynısını söyleyebilirim, Numan Kurtulmuş'un geçmişte yapmış olduğu söylemlerle birbirlerine selam vermemeleri lazım. Şimdi o kadar geçmiş yıllardaki, ben muhalif olmama rağmen, farklı bir siyaset anlayışım olmasına rağmen o sözleri ben sarf etmezdim, etmedim be. En ağır lafları sarf edip arkasından, o ağır eleştiri yapıp da arkasından gidip oradan milletvekili olmayı da ben doğru bulmam. Şimdi ben çıkacağım burada, AK Parti'yi eleştireceğim, bir süre sonra çıkacağım, bize sert eleştiri yapacağım, bir süre çıkacağım, oradan aday olacağım. Bu doğru, bu makul bir yaklaşım değil, bu bir. İkinci önemli olay, şimdi bu transferler, mesela şimdi az önce söyledim, yani AK Parti buna ihtiyacı yok. İhtiyacı yok ama ne hikmetse İYİ Parti aldı. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin transferleri... Transfere AK Parti'nin ihtiyacı yok diyorsunuz. Evet. Anayasa değişikliğine ulaşacak bir sayı. İhtiyaçtan mı oluyor bunlar? Yani en büyük transferi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'ye yapmıştır. 15 milletvekilini göndererek aslında. O çok farklı, yani şimdi farklı, çok farklı bir şey. Ama seçime giremiyordu. O ilkeler aynı ilkeler. O farklı bir şeydi. Seçime giremiyordu. Aynı şey mi? Seçime giremiyordu. Demokraside giremiyorsa giremez. Hayır. Hile yapmanın bir anlamı var mı yani? O gün 15 metre gidip de grup kuramazlarsa seçime giremiyor. 2018 seçimine giremiyor. Yani mesela o aynı mı Mustafa Bey'e soracağım? Bir siyasi parti kurulmuş. Aynı onu tasfiye edecek, mi? Onu seçime sokmayacak bir hamle yapmak doğru değil. Dolayısıyla daha demokratik bakmak lazım. Hmm. Şimdi burada temel öge nedir? Siyasi partiler yasasıdır. Hiç kimse aslında vekile oy vermiyor. Partisine oy veriyor. Peki vekilleri kim seçiyor? Tek seçici var. Siyasi partilerin genel başkanları. Tam yetkili. Yani mesela bizde yine farklı bir yanımız var. Ön seçim veya eğilim yoklamaları gibi çalışmalarımız var. Çok yeterli olmasa bile... Ki şimdi tüzük değişikliğinde kesinlikle ön seçim koşulsuz gelmek geliyor zorunda. Mu? Yani onunla ilgili de çalışmalarımız var. Aslında... Şimdi gelmek zorunda ayrı, gelecek mi tüzükte? Zaten var da tamam. Onu daha da geliştireceğiz. Anladım. Yani tabii ya, bununla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle Anladım. Ben bu konuda bir çalışma da götürüyorum. Şimdi bak, buradaki temel şey şu. Siyasi partiler yasası demokratikleşmediği sürece bu tür gitgeller olacaktır. Çünkü biz şu an liderler sultasıyız. Mesela 1991'de çok doğru bir şey vardı. Tercih listem vardı. Vatandaş 10 tane milletvekili içinde birini seçebiliyordu. Gerçi orada da ayrı bir baraj sorunu var. İki türlü baraj vardı. Bir %25 dar bölge barajı vardı. Dar bölge, evet. Bir de %10 ülke barajı vardı. Şimdi dolayısıyla siyasi partiler yasasının demokratikleşmesi lazım. Bir vekil sahaya çıktığı zaman... kendisi de partisini sürükleyecek halde olması lazım. Dolayısıyla orada tercihler nasıl yapılır? Genel başkanlar kendilerine yakın isimleri verirler. O isimleri listelere koyar. Kamuoyunda da 3-5 karşılığı olan varsa bunları da yerine getirir. Bu arada size bir izleyicimiz Mehmet Serçe sormuş. Şöyle diyor, sormuş değil de bir yorum. AK Parti'nin buna ihtiyacı yok dediniz ya bu transferlere. Niye benim düşündüğüm gibi düşünen yok? Mecliste 360 vekil çoğunluğunu hedefliyor olamaz mı? Şimdi iki milletvekiliyle yetmez. Yani hani 400'ü bulması lazım. Veya bunun için de çok transfer referanduma lazım. Referanduma gitmesi lazım. Dolayısıyla bütün mesele şu. Ha bak, yeniden Refah Partisi'nin durumunu değerlendirmiyorum. Yeniden Refah Partisi AKP seçmeninden oy aldı. Dolayısıyla oyu tekrar AKP'nin geri alması, bunun için de çaba sarf etmesi, özellikle küçük yörelerde, küçük bölgelerde, AKP'nin güçlü olduğu bölgelerde onun çabası içinde olması çok doğal. Anladım. Bu transferleri bunun için yapıyor, onun ihtiyacı var. Tabanlar yani, aynı çünkü. Tabii aynı. Şimdi bak, doku mesela ben... siyasal dokudan bahsediyorum. Ama İyi Parti değil. Çok ilginçtir. Sayın Erbakan'ın bir özelliği var. Baba Erbakan da öyleydi.
Şimdi Necmettin Erbakan 1969'da Nizam Partisi tek milletvekili, Konya milletvekiliydi. Nizam Partisi kapandı, Milli Selamet Partisi 60 milletvekili parlamentoya geldi. Ve ondan sonraki yıllarda o tek başına çıktığı yolda bayağı büyük başarı elde etti. Birinci parti olma noktasına kadar geldi. Şimdi geçtiğimiz dönemde de şimdi 2020, Çetin Soysal bir ara rica edeceğim şöyle ki çok özür dilerim. Sizinle devam edeceğim. Çanakkale yangınları var. İbrahim Yumaklı'nın bir açıklaması var. Tarım Bakanımız hemen bir dinleyelim. AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyeler destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son. Çalışmalar iyiye gidiyor. İnşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı orada. Bu hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü zaman zaman. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibariyle %100 kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'da idi. Göynük Bekir Fakılar'da. Bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarmasıyla birlikte takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız inşallah. Ben de biraz sonra buradan Bolu'ya geçmiş olacağım. Oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor yine. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak. Dün belirtmiş olduğum, altını çizmiş olduğum bir husus vardı. Yinelemek istiyorum. Meteorolojik veriler bugün, cumartesi ve pazar, bu üç günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız bu üç gün için. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı. Bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da ben bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu
müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu 3 günde özellikle, hatta bundan sonra da Eylül'ün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum. Tekrar burada bizleri takip eden ve bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmamıza vesile olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Birkaç sorumuz olacak. Tabii. Ben de size çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çanakkale Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin onun artık patlaması diyelim. Ondan çıkan kıvılcımın kırsal alan orası, yol kenarı. Oradan başlayan bir yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Peki bir de bizim olarak yanına olan kadar çok şey diye yakın görmesek de Rom Kayı'nda, evet. Yok, olmadı. Çok şükür. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünü oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Evet. Evet. Şimdi henüz alanı inceleyip geldim. Yaklaşık bizim tahminimize göre etkilenen alandan bahsediyorum. Bunun altını çiziyorum biliyorsunuz. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında netleştirecekler alan çalışmasıyla. Ancak bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran'da yanılmıyorsam bir önceki yangın, onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus, herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar, kimler varsa bu son olsun diyelim. Artık bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı. Gerçekten ciğerlerimiz yanmış. Biz de buradan takip ettik. 3 gün yine bir risk var diyor Bakan Yumaklı. Maalesef geldiğimiz nokta orman yangınları. Yaz aylarında Türkiye'nin en çok sıkıntısı. Etkilenen tarih alan yok dedi Bakan Yumaklı. Ve Bolu'daki yangına da müdahale sürüyor şu dakikalarda. Bolu'da da bir orman yangını var değerli izleyenler. Maalesef biz her yaz burada içimiz acıyarak yangınları takip ediyoruz. Çetin Soysal, sizinle kalmıştım. Şimdi böyle görünce böyle bir o orman yangınları, o Çanakkale'nin o muhteşem görüntüsü ve gördüğümüz, işte az önce gördüğümüz görüntüler, çok üzülüyoruz değil mi? Geçen yani gerçekten Marmaris'te o zeytin ağaçlarının yanması gerçekten ya. İçimizi ciddi ciddi acıtıyor. Yani ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Ormanlar bizim can damarımızdır. Yani insan içi acıyor. Evet. Çanakkale'yi iyi bilenler, oraya da iyi gidenler. Evet, evet. Yani çok daha farklı bir Çanakkale olduğunu, o ormanlık bölgenin, o çam ağaçlarının, evet, çok önemli olduğunu gördüm. Trafo kaynaklı olduğunu söyledi Bakan Bey. Bu arada Bolu'da da yangın. Bu sene, şimdi Çanakkale'den Bolu'ya geçiş. İyi önlemler aldılar aslında. Yani ormanlık bölgede ateş yakmak, mangal yakmak. Evet, onların hepsi bu yasak. Bu gibi kömür vesaire gibi ateşli şeyleri kullanmayı yasaklamışlardı. Hatta bir ara İstanbul'daki ormanlara da girişi yasakladılar. Evet. Yani, tabii tabii, aynen, evet, tabii, geçen sene çok fazla, hem bu sene çok sıcak, geçen yıl da öyleydi, risk vardı ve yasaklanmıştı. Çünkü izmarit ve buna benzer bir şey. Cam parçaları. Cam parçaları, çünkü kuruyor şeyler, yapraklar falan kuruduğu için.
Evet. Bir de arkasından esen rüzgar bütün ormanı yakabiliyor. Bir de bir yerde tutuştu yani. Kozalakların atmasıyla da yağmur yayılabiliyor. O bakımdan sürtünmekte işte. Olmak lazım. Yani değerlerimiz, ciğerlerimiz ya aslında. Öyle. Yani burada geçmiş olsun diyelim hem bölge halkına hem Türkiye'ye inşallah Bolu'daki yangının da inşallah son olsun. Bolu'daki yangında kontrol altına alındığı söyleniyor ama yangın devam ediyor, onu söyleyelim. Peki Çetin Soysal, biz kaldığımız yerden yine kısa kısa rica edeceğim, toparlayarak rica edeceğim. Siz transferleri eğer cümleniz bittiyse ben şöyle bir geçeyim. Sadece siyasi partiler yasasının demokratikleşmesi, karar mercinin tek bir genel başkan veya parti lideri tarafından değil, halkın da onayı olabilecek bir organizasyon, bir siyasi partiler yasasına ihtiyaç var. Bir. İkinci önemli olay şudur. Bu parti geçişleri doğru değildir, iyi bir yaklaşım değildir. Çünkü insanlar partisine oy veriyor. O partinin tüzüğünü, programını kabul ettiysen bir farklı bir programı olan, bir farklı iddiası olan bir siyasi partiye geçiş gerçekçi değildir, doğru değildir. Bir anlamda geçmiş yıllarda Aziz Nesin'in yazdığı gibi ve filmi de oynadığı zübükleşmedir. Bunlar o şeyler değil. Değil, peki. Ötesinde bir şey daha. Lütfen. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanlarına dönük geçişini ben çok doğal karşılıyorum. AKP bunun üzerinde bir çalışma yapmak zorunda. Hı hı. Aksi takdirde önümüzdeki dönem yeniden Refah Partisi çok daha güçlü bir şekilde. 5,5'a çıkmış görünüyordu. Çok daha ileri düzeyde sonarım gelecektir. Sonarın son anketinde. Gelecektir. Yani. Bu bir önlem mi? Tabii AK Parti. Peki. Çalışma bu. Peki. Kısa yani kısa aynı, rica aynı, ediyorum. Aynı hedef kitleye. Aynı kitleye hitap ediyorlar. Peki. Bu bir önlemdi diyor Mustafa Ertekin. Yeniden refahlı geçişleri için önlemdi. Çünkü yükselişe geçiyor ve ileride işte yeniden önemli. Refah siyasi Partisi çalışma yapıyor aslında. Siyasi bir çalışma. Ama siyasi parti yasasında değişmesi lazım deniyor. Yeni transferler bekliyor musunuz? İyi Parti'den MHP'ye bekliyor musunuz? Siz az önce dediniz şimdi, ki yani ihanet dediniz. Şimdi bakın, sondan başlayarak ben cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi ülkülerini, ilkelerini ve dava ruhunu koruyan ve önce devletim ve milletim ilkesini benimsemiş insanların yer aldığı bir siyasal düşünce. Şimdi burada dava ruhunu eğer kaybedip de birkaç efendim siyasi ikbal uğruna tarlada kongre yapabiliyorsanız, kendi gecesini gündüzüne katarak efendim adeta uyku orucunda ülkem ve milletimin bekası ve düşüncesi Mustafa Ertekin olan, çok özür dilerim bugün çok bölüyorum ama evet. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanımız bir açıklama yapıyor. Evet. Onu da bir dinleyelim kısaca. Çok özür dilerim. 2023 yılında kamulaştırarak kazı alanına dahil ettik. Yoğun bitki örtüsü altında bulunan yapıları açığa çıkardık ve 2024 kazı sezonuna hazır hale getirdik. Kilisenin kuzey ve kuzeydoğusunda birbiriyle bağlantılı birçok yapı kalıntısı tespit ettik ve yoğun kazı çalışmalarını başlatıyoruz. Dini merkezin en dikkat çekici yapısı bölgede az sayıda örneği olan dört yapraklı yonca planlı bir vaftizhanedir. Yapının 6. yüzyıla tarihlenen duvar resimlerinden sınırlı sayıda örnek günümüze ulaşmıştır. 2024 yılı boyunca kazı ve konservasyonla birlikte yürütüleceği bir program dahilinde çalışmalarımıza başladık. Yıl sonuna kadar kazısını tamamlamayı planladığımız yapının restorasyonuna 2025 yılında başlıyoruz. Kentin en büyük kilisesi olan Ala Kilisesi'nin kazı çalışmalarını vaftizhane ile eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Vaftizhanenin batısında yer alan İkinoğlu Hamam'ın kazısı ile Ala Kilisesi'nin restorasyonuna ise 2025 yılında başlayacağız. Antik kentin nekropol alanı ile dini merkezin kesiştiği alanda bulunan anıtsal mezarların kazıları ve yapıların proje çalışmaları tamamlandı. Projeler kapsamında restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Kissebiki Koyu'nun doğu bölümünde bir liman ve bu limanla bağlantılı yapıların yanında kazıları tamamlanmış anıtsal bir liman kilisesi, mezar şapeli ve yamaç üzerinde avluda konutlar yer almaktadır. Bu alandaki planladığımız çalışmalar ise bu şu şekilde. 2022 yılında kazısı tamamlanan liman kilisesinin restorasyon ve koruma çalışmalarını 2024 yılında başlatıyoruz.
Şu an için tahribata karşı kapalı tutulan Martex mozaiklerinin restorasyonu da planlamamız içerisinde. Kilisenin batısındaki mezar şapelinin kazısını 2022 yılında tamamladık ve konservasyonunu yaptık. Yapının 6. yüzyıla tarihlenen duvar resimlerini kısmen restore ettik. Tamamlanmayan bölümlerin konservasyon çalışmalarına projemiz kapsamında devam edeceğiz. Liman Kilisesi'nin kuzeyinde yer alan konutları şu ana kadar açığa çıkardık. Bu konutlardaki kazıları 2025 yılında tamamlayarak koruma ve restorasyon çalışmalarını başlatacağız. Kentin batısında sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan bölgedeki yapılar farklı işlevlere sahip olup sahilden yamaçlara doğru denize dik olacak şekilde sıralanmıştır. Sahil hattındaki yapıların kazıları 2019-2023 yılları arasında büyük oranda tamamlanmış ve konservasyonları yapılmıştır. Bu bölümün ilk yapılarını yamacın güney ucundaki dairesel kule, iki katlı mekanlar ve sarnıçlar oluşturmaktadır. Bu alandaki kazılar öncelikli olarak antik kule etrafında 2025 yılında çalışmaya başlamayı planladık. Kentin batısında yamaçlardan sahile uzanan yerleşimin 1000 metrekarelik alanını kapsayan birinci kademesindeki kazılar şu ana kadar tamamlandı. Geleceğe miras projesi kapsamında kazısı tamamlanmış mekanların 2024 yılında konservasyonların yapılması için ön hazırlıklara başladık. Batı sahilde yer alan iki katlı düzenlenmiş birkaç bölümden oluşan ticari yapı komplekslerinin kazısı 2023-2024 yılları arasında tamamlandı. Konut, restoran işlevinde kullanıldığı düşünülen bu kompleksin restorasyon ve koruma çalışmalarını artık başlatıyoruz. Bir nolu hamam yapısındaki kazılar 2022 yılında tamamlanmıştı. Hamamın mimari restorasyonu ve mozaiklerin konservasyonu 2024 yılı içinde gerçekleştirilecek. Batı yerleşimin en büyük yapısı olan bir nolu yapıda da kazı çalışmalarımız başladı. Koyun kuzeyinde bir tepe üzerinde yer alan ve kentin erken dönemine ait kalıntıları barındıran akropolde çalışmalarımızı 2025 yılı itibariyle başlatmayı planlıyoruz. Geleceğe miras projemiz ile Kissebükü Antik Kenti'ne öğren yeri statüsü kazandırmayı da hedefliyoruz. Bütüncül bir çevre düzenleme çalışması ile ziyaretçi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, açıklayıcı ve önlendirici bilgi panoları, toplanma ve bilgilendirme alanlarını oluşturacağız. Geleceğe miras çalışmaları neticesinde Kissebükü'nü büyük oranda İhya etmiş olacağız. 4 yılın sonunda antik kentin %80'inde kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon lira ödenek ayıracağız. Elde edeceğimiz sonuçların, gün yüzüne çıkaracağımız eserlerin ve ayağa kaldıracağımız yapıların şimdiden ülkemize, kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Kazı Başkanımız ve ekibinin şahsında geleceğe miras projesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün uzmanlara, akademisyenlere, ekip üyelerine ve değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki lansmanımızda buluşmak temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Evet, yeni bir tarihi alanımız ve Bakan, Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı. Hayırlı olsun Muğlalılara ve yine Türkiye'ye üst üste böyle açıklamalar da geldi. Biz bir taraftan siyaset konuşuyoruz, bir taraftan Türkiye'nin gelişmelerini de takip ediyoruz. Mustafa Ertekin, sizde kalmıştım. Tabii. Şimdi bu siyasi gelişmelere çok böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii ki kendi bunu transfer olarak yorumlamayalım. Çünkü milli görüş geleneği ve daha tabanları aynı, uyuşan. Burada siyaset yapma biçimi tabii ki partilerin kendi verecekleri kararlar. Taban ama aynı olunca biz buna niye transfer demiyoruz şöyle, Mustafa Ertekin? Sonuçta farklı partiler. Şöyle düşünmek lazım. Tabii ki Fatih Erbakan'ın takındığı, yani 14-28 Mayıs seçimlerinden sonraki tavır çok dikkat çekici.
Çünkü her şeyi didikleyen, irdeleyen ve efendim taraftar toplama, yani üye kaydetmek için daha açıkçası tırnak içerisinde şova yönelik bir şey var. Siyaset izliyor. Dolayısıyla tabanından ve seçilmiş insanlardan bundan rahatsızlık duyanlar da olabilir. Bu konuda bir şeyim olmaz. Ama İyi Parti açısından soruyorsunuz. İyi Parti bir dağılma süreci içerisine girdi. Öyle mi görüyorsunuz? Ben öyle görüyorum. Çünkü İyi Parti'de sabah erken kalkanın farklı açıklamalar yaptığı bir süreç yaşıyoruz. Musavat Bey tabii ki toparlamaya çalışsa da aslında Meral Akşener'in gölgesi halen İyi Parti'nin üzerinde. Kulislerden tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan arkadaşlar da var şimdi orada. Daha radikal bir şey söyleyeyim. Bence AKP'ye geçecek transferlerin organizasyonu ben Meral Akşener yapıyor. Onu ben bilmiyorum. Yani ona bir şey diyemem ama şunu söyleyebilirim. Güçlü bir iddia. Şunu söyleyebilirim. Tabii ki iç huzursuzluk partinin geleceği konusunda da endişeler doğurduğu için tabii ki oradaki yöneticilerin birçok yönetici, sadece milletvekilleri değil, parti kurucularının birçoğu istifa etti. Neden? Çünkü bakın Milliyetçi Hareket Partisi dualı bir harekettir. Bir kere eğer davanıza dualı, anladım, yani dua almış anladım, bir harekettir. Anladım. Sadece genel başkanımız, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin davanın ilkeleri ve ülkeleri ışığında önce ülkem sonra milletim diyen uyku orucuyla da bu ülkenin bekası için çalışan bir lider. Ona karşı bile koltuk hırsıyla tarlada kongre yapmaya çalışan insanların İki yakısı bir araya gelmez. Yani şöyle gelmez, şunun için söylüyorum. Bakın eğer bir koltuk hırsı uğruna bir takım ihtiraslarınıza yeniliyor iseniz bu tekrar eder demektir. Dolayısıyla saygıdeğer genel başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümü dahil olmak üzere, 55. kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz Pınar Hanım, 3 kez çağrıda bulundu. Yani yuvaya dönün, vazgeçin bu şeylerinizden evet, evet, diye. Hatta 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de komşu olalım. Yani en azından birlikte olmasak da fikir birlikteliği yapalım diye çağrılarına karşı yetkisiz ve etkisiz bir küstahça cevapla karşılaşıldı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne bu gibi anlayışa ihtiyacı var, ne de böyle bir şeylere. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ülkeleri, ilkeleri ve dava ruhu içerisinde bütünlük içinde hareket edenlerin partisidir. Ve liderine yürekten bağlıdır. Sadece efendim verdiği efendim makamlardan dolayı değil, yürekten bağlıdır. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'ni İyi Parti'de içerisindeki tartışmalarla bağdaştırmamak lazım. Ama peki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii ki yeniden bir ailemizi genişletiyoruz görüşü var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıklamasında parti ailemizi genişletiyoruz diye bir stratejisi var. Ona da saygı duymaktan öteye bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Peki. Şimdi Devlet Bey o kadar kırgın ve kızgın ki İyi Parti'ye. Normalde siyasi partilerde şu vardır. Gelenekseldir bu. Kurultayda seçilen kişiye hayırlı olsun denir. Nezaketen denir. Onu bile demedi. Asla demem dedi. Tabii. O şimdi kadar kırgın. İyi Parti MHP'nin içerisinden çok ayrılırsın. Genelde tamam, böyle bir şey var. Şimdi yine vaktimden dolayı böyle bir hızlı hızlı gitmek istiyorum. Bir tartışmalı konu daha vardı. O da şöyle. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ümit Özdağ'a dava açacağına dair açıklamalar. Şimdi Ümit Özdağ, Akşener'in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Kamuoyu araştırmacısı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. Hocam, Meral Hanım'la konuştum, beni dinlemedi. Ankara'da buluştuk, beni dinlenilmeyen odaya götürdü. Bana nedenini sorma, adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim dedi. Ümit Özdağ böyle bir bombayı patlattı. O ismi de dedi, ben mahkemelerde söylerim. Bunun üzerine Aytun Çerkin, Sözcü Gazetesi'nin yine yazarı, önemli de bir gazeteci arkadaşım Aytunç Erkin, o ismin Murat Gezici olduğunu biliyoruz. Murat Gezici ile bir sohbette bulunmuş. Murat Gezici diyor ki Meral Akşener halen çok önemli bir siyasi isim.
Özdağ yalan söylüyor, Ümit Özdağ yalan söylüyor. Akşener'e operasyon yapılıyor diye yine bombayı kamuoyu gündemine bıraktılar. Şimdi diyor ki Ümit Özdağ bahsettiği gibi bir süreç olmadı. Ümit Bey'le 2019'da bir görüşmem oldu. O görüşmede sadece şunu konuştuk. Sayın Akşener'in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı. Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor. Gürbüz Evren yani gerçekten hani siyasetin işte dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'ya söylemiş olduğu sözler, Ümit Özdağ'ın söylemleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihanet söylemi, Ümit Özdağ'ın adamı Cumhurbaşkanı seçtireceğiz dedi diye Akşener'e böyle bir ithamı, bu arada yani Cumhurbaşkanı'nı kastediliyor. Murat Gezici yalanlıyor. O ona yalan söyledi diyor. Ne diyorsunuz? Ümit Özdağ'dan başlayalım. Ümit Hoca'yı çok yakından tanırım. Ankara'da da sıklıkla görüştüğüm, siyasete girmeden önceki döneminde de özellikle de ASAM yöneticiliği döneminden daha sonra da kurduğu bir 100. yıl yanılmıyorsam strateji enstitüsü, onun kapsamında da sıklıkla bir araya geldiğimiz için onun stratejilerini çok iyi uygulayan bir isim olduğunu biliyorum. Şöyle, parti kurduktan sonra, Zafer Partisi'ni kurduktan sonra beğenelim beğenmeyelim kendine göre iyi bir oy oranına da yaklaştı. Giderek de son anketlere bakarsanız Zafer Sonar'da 5,5 Sonlar'da 5,5 görünüyor Zafer Partisi. Yani bu Suriyeliler meselesi ister istemez genç seçmenden teveccüh görüyor diyor anket firmaları. Doğrudur. Aynen öyle. Şimdi kendisini ve partisini gündemde tutmayı çok iyi biliyor. Hatırlayın, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonunda da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidip ikinci tur için Sayın Ümit Özdağ'la görüşmüştü biliyorsunuz desteğini almak için. Daha sonra o seçimden sonra, çünkü bu yakın bir zamandı, çok da uzak bir zaman değil, Ümit Özdağ şeyi açıkladı, bir protokol imzaladık dedi. Onu kamuoyuyla paylaştı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddedemeyeceği bir noktaya geldi. Yine kendisini gündemde tuttu, partisinin ve kendisinin kimi zaman oyun kurucu seçim esnasında bir de açıklıyor. Daha henüz protokol imzalıyorlar. 28 Mayıs'a gelmeden kamuoyunun duyabileceği bir şekilde açıklaması o süreçte de mesela çok olumsuz etkilemiştir. Evet, onu açıkladı ama ayrıntıları daha sonraki şeyde açıkladı hatırlarsanız. Bu geçtiğimiz yakın zamanda açıkladı. Şunlar şunlar olmuştu, şunlara istemişti. MİT'in İşleri Bakanlığı falan. Onları sonra açıklamış. Şimdi uzun bir süre bununla kendisini gündemde tuttu mu? Tuttu. Sadece Suriyeliler meselesiyle, sığınmacılar meselesiyle anılmamak istediğini, Türkiye siyasetinde oyun kurucu olmaya çalıştığını bununla gösterdi mi? Gösterdi. Şimdi Meral Akşener konusunda, ayrıldığı parti konusunda aynı şekilde bir çıkış yaptı. Yine gündemde, yine herkes Ümit Özdağ'a konuşuyor ama her ne kadar anket şirketi sahibinin ki Ümit Özdağ ilk açıklamasında öyle bir cümle kurdu ki sanki Sayın Meral Akşener Ümit Özdağ'ı alıp dinlenen odaya götürmüş. Aynen. Ben de öyle anladım Gürbüz Evren. Sonradan bir kamuoyu araştırmacısından duydum söylemini. Çünkü öyle bir şekilde ifade etti ki Meral Akşener söylemiş gibi. Yani işte orada az önce anlatmaya çalıştığım Sayın Ümit Özdağ'ın o algı yönetimini, stratejik düşüncesini, bütün bunların hepsini zaten yaptığı eğitimle de bağlantılı olduğu için biraz onları gösterdi. Belki de başka siyasetçiler de bundan örnek alır, bu şekilde davranır diye düşünüyorum. Ama işin aslına gelince Türkiye siyasetinde siyasetten çekildiğini düşündüğümüz ya da siyaset dışında olduğumuz isimlerin aslında hiç de siyasetin dışına çıkmadığını bütün bu yaşananlarla görüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla gördük. Hem de çok net bir şekilde gördük ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık böyle bir noktaya gitti ki
bana göre en üst perdeden açıklamasıydı. Bana bağlı 50 milletvekili var dedi. Yani bu çok çok önemliydi. İnkar etti sonra. Gitmiş bir insandı. Tabii sonra inkar etti biliyoruz ama bakın Ankara'da olanlar bilirler. Eğer ofise giderseniz, ofisin bulunduğu yere giderseniz karşı tarafta durun. Kimlerin girdiğini, kimlerin çıktığını, nasıl bir trafik olduğunu görürsünüz. Ama parti içinde de bunu herkes biliyor. Bilinmeyen bir şey değil. Başka bir şey var. Sayın Meral Akşener çekildi değil mi? Genel başkanlıktan da ayrıldı. Ben torunumla ilgileneceğim vesaire dedi. Meral Hanım da siyasetten. Ya siyasetçiler siyasetten kopmaz, ayrılmaz. Bu arada bana göre kısa gideceğim. Vaktim az. Tamam. Tamam, tamamlıyorum. Her iki isim de özellikle ben Meral Akşener'in siyasette hala önemli bir figür olduğunu, her ne kadar İyi Parti'nin oy oranı o eskisinin çok altına düşmüş gibi gözükse de yavaş yavaş yükselmeye başladığını ve Sayın Meral Akşener'in de bu yükselmeyi yakından takip ettiğini, parti içerisindeki gelişmelere doğrudan müdahale etmese bile varlığının bir müdahale olduğunu düşünüyorum ama olumlu anlamda. Peki, bu arada sizlere de geçeceğim ama yine bir müsaade isteyeceğim. Bugün biraz yayına böyle bir farklı bilgiler de sokmak zorunda kaldık değerli izleyenler. Şimdi bir Adıyaman'a gitmemiz lazım. Orada depremin üzerinden 18 ay geçti. Ekol TV muhabirimiz Enes Aroğlu'nun da konuğu Adıyaman Belediye Başkanı. Bize birkaç cümlesi olacak. Enes'le bir küçük bir röportajı olacak. Sözü sana bırakıyorum Enes. Merak ediyoruz Adıyaman'daki son gelişmeleri. Biz buradayız, sizi dinliyoruz. Evet, depremin üzerinden 1,5 yıl gibi bir süre geçti. Tabii 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen şehirlerin başında şüphesiz Adıyaman geliyordu. Ancak Adıyaman her nedense hem depremin ilk günlerinde hem de daha sonrasında biraz daha adı arka planda kalmıştı kamuoyunda. Genelde Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in kritik ilçeleri, Nurdağ, İrsaliye gibi ilçeleri konuşulurken Adıyaman biraz arka planda kalmıştı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da buraya gerçekleştirdiği ziyarette Adıyamanlılardan özellikle helallik istemişti. Peki Adıyaman'da o günden bugüne neler değişti, neler yapıldı, bunları konuşacağız. Yanımızda da Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere var. Sayın Başkan, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Eko TV'ye ve hoş geldiniz diyelim. Pınar Işıkardın da sizlere çok selamlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere Adıyaman'dan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizleri de tekrar burada misafir ettiğimiz için mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bizler de. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Siz siyasetin çok içinden gelen birisiniz. Depremin olduğu zaman da Adıyaman milletvekili olarak yine sahadaydınız. Çok da yakından biliyorum. Zor bir görev devraldınız. Aslında belediye başkanlığı başlı başına zor bir görevdir. Ancak bizler seçim gecesi gözlerimizi özellikle deprem bölgesine çevirmiştik ve özellikle burada görev yapacak olan belediye başkanlarına ekstra bir efor sarf etmeleri gerektiğini ve ekstra bir görev düştüğünü de farkındaydık. Siz göreve geldikten sonra neyle karşılaştınız ve Adıyaman'da 6 Şubat'tan bugüne neler değişti? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Adıyaman depremde en çok etkilenen illerin başından geliyor. Tabii deprem sonrasında Adıyaman hem Türkiye kamuoyunda hem dünya kamuoyunda hak ettiği yeri bulamadı. Arama kurtarma çalışmalarının geç başlaması, eksiklikler Adıyaman'da binlerce insanımızın yaşamına mal oldu ve binlerce insanımız yaşamını kaybetti ve şehit oldular. Tabii ben seçimden sonrası, deprem sırasında milletvekiliydim, parlamentodaydık. O dönemde tabii şehrimizin, halkımızın sesi olduk. Arama, kurtarma, yardım ve diğer çalışmaların koordinasyonunda çok ciddi işler yaptık. Arkadaşlarımızla beraber, partimizle beraber, büyükşehir belediyelerimizle beraber. Nasip oldu, 31 Mart seçimlerinde aday oldum. Ve Adıyaman tarihinde çok yüksek bir oy oranıyla, bütün Adıyamanlıların ortak desteğiyle, ortak kararıyla belediye başkanı seçildim ve bugün de Adıyaman'da doğduğum, büyüdüğüm bu topraklara belediye başkanı olarak hizmet veriyorum. Tabii bu bizim için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Yani biz deprem yaşamış, altyapısı, üst yapısı tamamen yok olmuş bir kentte belediye başkanı olmanın ne kadar büyük bir zorluk olduğunu, ne kadar büyük bir yükün altına girdiğimizin farkındaydık. Bilerek ve isteyerek bu göreve talip oldum ve şu anda aradan kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çok güzel işlere de imza atıyoruz ve ekiplerimizle beraber Adıyaman'ımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Tabii zorluklar var, altyapı sorunlarımız var,
üst yapıda sorunlar var, kentsel dönüşümle ilgili sorunlar var, yerinden dönüşümle ilgili sorunlarımız var, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunları var. Ama biz kendi sorumluluk alanımızla ilgili diğer tüm kurumlarımızla da çok güzel bir işbirliği ve dayanışmayı ortaya koyarak çalışıyoruz. Çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Efendim ben 6 Şubat depremlerinden çok kısa bir süre sonra Adıyaman'a gelmiştim. Yine burada çalışmalarımı yürütmek üzere. Adıyaman'da durum gerçekten ben deprem bölgesinde olmama rağmen Adıyaman'daki durumu gelince anlayabilmiştim. Evet. Adıyaman'da özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki o yıkıntıyı sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bugün tekrar Adıyaman'a geldiğim zaman hala enkaz halinde duran binalar olduğunu görüyorum. Tabii ki çalışmalar var, yeni yapılan evler var, kentsel dönüşüme girecek olan evler var ama o enkazlar neden hala kaldırılmadı? Evet, şu anda şehir genelinde 2000'den fazla yıkılmayı bekleyen binalar var. Bunların bir kısmı tabii adli süreçler devam ettiği için bir kısmı da herhalde iş yoğunluğundan dolayı kaldı. Buna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ihale duyurusuna çıktı. Sanırım önümüzdeki hafta içerisinde bu kalan binaların da yıkım çalışmaları yapılacak. Bir planlama dahilinde süreç devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Bir takım alanlarda gecikmeler var. Bu yıkım işlerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Ama işte dediğimiz gibi tabii bu bölgede bazı işleri koordine etmek zaman zaman zor olabiliyor. Ama her şeye rağmen biz buradaki çalışmalarımızı diğer kurumlarımızla birlikte büyük bir işbirliğiyle sürdürüyoruz. Sadece kırsalda da aynı şekilde bazı durumlar var. Evlere hiç başlanmayan bölgeler var, köyler var. Ama büyük bir çoğunluğunda da inşaatlar başladı. Topyekün bir şantiye burası. Şu anda gördüğünüz gibi Adıyaman her tarafı inşaat, her tarafı kazı, her tarafı altyapı çalışmalarıyla tamamen bir şantiye alanına dönmüş durumda. Şimdi belediyelerde özellikle bakanlıkla, valiliklerin kurumlarıyla koordineli bir çalışma muhakkak hayati önem taşıyor. Özellikle böyle bir bölgede görev yapıyorsanız. Siz hem bakanlıkla hem valilikle bu çalışmaları istediğiniz derecede yürütebiliyor musunuz şu an? Şu ana kadar şunu söyleyeyim, samimiyetle söyleyeyim. Şu ana kadar iyi götürüyoruz. İletişimimiz güçlü. Biz de tabii parlamentoda çalışmış olmanın vermiş olduğu bir deneyim de var, bir ilişkilerimiz de var. Bunları da kullanarak iyi bir şekilde, düzeyli bir seviyede götürüyoruz. Şu ana kadar taleplerimizi iletme konusunda, ziyaretler konusunda bir sorun yaşamadık. Ama tabii biz istiyoruz ki kamu kurumları da, bakanlıklar da bu bölgeye daha çok destek olsunlar, daha çok hızlandırsınlar iş ve işlemleri ve bir an evvel yaralar sarılsın. Çünkü insanların artık şeye tahammülü kalmadı. Konteyner kentlerde yaşam koşulları çok ağır. Şu an bu sıcakta, işte şu anda klimalı ortamda bile insanlar dayanamazken konteynerlerde çok dar bir alanda insanlar, çocuklar, kadınlar yaşam mücadelesi veriyorlar. Bunlar çok zor, ağır koşullar. Bu ağır koşulları iyileştirmek lazım. Yani insanların travmayı atlatmaları için, normale dönmeleri için, yaşama tutunmaları için bir takım adımların süratle harekete geçirilmesi gerekiyor. Biz bunun için işlerin daha da hızlanması için, işlerin daha da süratle sonuçlanması için gayret gösteriyoruz, destek de oluyoruz. Diğer kurumlara da biz belediye olarak da destek oluyoruz. Bizler de aslında depremin hala bir numaralı gündem olması gerektiğini düşündüğümüz için Ekol TV ekibi olarak yine deprem bölgesinde sık sık geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra ben TOKİ yetkilileriyle görüşeceğim. TOKİ evlerine gideceğim, TOKİ konutlarına gideceğim. Burada TOKİ'nin yapmış olduğu konutlar var. Emlak konutun devam ettirdiği projeler var ki Atatürk Bulvarı üzerinde de bugün gördüm. Yine özel firmalar var. Şu anda aklıma gelen, yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 gün önce Baykar'ın burada bir projesi oldu. Sanırım onların teslimi gerçekleştirildi. Özel firmalar da burada konutları bir şekilde ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Sizler de bu konuda altyapı konusunda da şüphesiz destek oluyorsunuz ve çok da önemli bir evet. iş altyapı kısmında. Hı. Evet, üst yapı gerçekleştiriliyor ama altyapı da bir o kadar önemli. Evet. Bu konuda hangi seviyedeyiz? Yani yapıların altyapı hazırlık sürecinde bir problem yaşanıyor. Tabii şu anda yani TOKİ'de yeni kentsel dönüşümün yapıldığı alanlarda, kalıcı konutların yapılı alanlarda tabii ki onların altyapılarının da normalde TOKİ kapsamında yapılması gerekiyor. Biz onların daha teslim almadık ama orada da
su başta olmak üzere bir takım sorunlar, yani isyanın başladığı yerlerde, şu anda mesela Tokyo konutlarında ailelerimiz 1500 kişi yerleşmeye başladı. Orada da şu anda bugün son günlerde ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. İçme suyu. Aslında su hattımızda sorun yok. Su depoya kadar geliyor ama binaların kendi iç şebekelerinden kaynaklı arızalar var. TOKİ ile bunları bir koordinasyon içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Oradaki o sorunları da giderdiğimizde o alandaki yaşayan insanlarımızın yaşam kaliteleri ve yaşam standartları biraz daha yükselmiş olacak. Şehrin tamamında biz şu anda tamamında içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Özellikle Frit'in İller Bankası aracıyla bir hibesini aldık. Şu anda işleri de başladı. Yaklaşık 150 kilometre boruyu döşedik. Hedefimiz 2 yılın sonunda şehrin tamamının su şebekesini, temiz su şebekesini yenilemek olacaktır. Çünkü temiz su şebekemiz asbestti. Asbest boruların büyük bir kısmı depremde hasar görmüştü ve şu an her gün patlaklar meydana geliyor ve dolayısıyla biz şehire su vermekte zorlanıyoruz. Bazı bölgelerde su kesintileriyle karşılaşıyor vatandaşlarımız. Biz tabii bunu en aza indirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da şu anda pis su, yani kanalizasyon sisteminin de ihalelerini yaptık. O da JICA kapsamında Japon kaynaklı bir hibe kredisini aldık. İhalemizi yaptık ve birkaç gün içerisinde ona da başlıyoruz. Bir taraftan da onu şehrin tamamında değiştiriyoruz. Büyük bir kısmını değiştireceğiz. Yağmur suyu şebekesini de yenileyeceğiz. Yani altyapıyı çalışırken bir taraftan Adıyaman'da doğalgaz, Akyadaş, elektrik, telekom kurumları da, onlar da şehrin tamamında altyapılarını değiştiriyorlar. Onun için şehrin bütün yollarını şu anda kazı göreceksiniz. Kazılıyor. Biz bir taraftan kazılan yerleri yama yapmak suretiyle kapatıyoruz tozu önlemek adına. Ama bir taraftan da yeni kazılar yapılıyor. İşte bu şekilde, ciddi anlamda humalı bir çalışma var burada. Sayın Başkan, son 30 saniyem kaldı, şunu sormak istiyorum. Biliyorum zor bir işle ve sadece sizin elinizde olan bir şey de olmadığını biliyorum. Adıyaman'ın eski günlerine ne zaman dönecek? Ya şunu söyleyeyim, tabii ki bu şehrin zamana ihtiyacı var. Belki 2 yıl sonra, 2,5 yıl sonra çok daha hayat kısmen normalleşmiş olacak. Adıyaman'ın birinci önceliği barınma sorunun çözülmesidir. Ben sizin aracınızla şunu söyleyeyim. Deprem illerinde Adıyaman'da ihtiyaçlar, insani ihtiyaçlar başta olmak üzere insanların ihtiyaçları devam ediyor. Okullar açılacak, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Adıyaman'la dayanışmanın devam etmesi lazım. Bütün hayırseverlere, iş insanlarına, yüreği güzel bütün herkese çağrı yapıyorum. Adıyaman'la dayanışmayı büyütelim. Depremin yaralarını birlikte saralım diyorum. Size de buraya kadar geldiğiniz için, sesimiz olduğunuz için de Ekol Televizyonu'nun bütün çalışanlarına, bütün yönetimine de ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Size de çalışmalarınızda yeniden başarılar dileyelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Adıyaman'dan gerçekleştirdik bu yayını Pınar Işıkardor. Aslında deprem bölgesinin Ekol TV ekibi olarak önümüzdeki günlerde de gezmeye devam edeceğiz. Bugün Adıyaman'dan başladık ve Adıyaman'daki son durumu Sayın Başkan'la birlikte aktarmaya çalıştık. Yine bizler gün boyunca buradaki gözlemlerimizi sürdüreceğiz diyelim. Adıyaman'dan sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Enes Erol'a ve değerli izleyenler, geniş açıyı da burada noktalıyoruz. Bu arada akşam saat 20.30'da kontrol noktasında yine karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.